Değerli dostlarım, izleyicilerimize duyurmuştum. Yorumları kapatacağım. İnşallah yayınımızın sonuna doğru hocamızın da müsaadesiyle konuyla alakalı, başta da söylediğim gibi soruları, Kur'an ayetleriyle ilintili soruları, hocamızın uygun gördüğü soruları kendilerine yönelteceğiz. İnşallah bir kez daha duyuralım. Kıymetli hocam, ben özgeçmişinizden inanın gözlerim donarak takip ettim özgeçmişinizi ve sadece birkaç başlık çekebildiğimi inanıyorum. Çok kıymetlisiniz gerçekten bu anlamda da. Az önce izleyicilerimize de hatırlattım. Kitap başlıklarınızı, kapaklarınızda da soran izleyicilerimiz için, geride kalan henüz alamamış izleyicilerimiz için de zaman zaman hatırlatacağım diğer Instagram yayınlarımda da. Çünkü herkesin bu ilminizden istifade etmesini isterim. Hocam, siz hem Arapça hem İngilizceye hakimsiniz. Dillerinizin arasında Arapça ve İngilizce de var. Dolayısıyla bu şöyle bir ayrıcalık da getiriyor şüphesiz. Kur'an araştırmacısı, araştırmacıları içinde daha ön planda olmanızı da beraberinde getiriyor. Çünkü hakimsiniz bu zor dile. Dolayısıyla sizlerin görüşleriniz bu anlamda da çok önemli. Eğer uygun görürseniz öncelikle Kur'an-ı Kerim'e genel bir bakış açısı içeren bir başlıkla sizin de desteğinizle hazırlandığım bu yayında öncelikle iki başlık altında değerlendirmek gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i. Siz de böyle uygun görüyorsunuz. Kur'an ayetleri deyince muhkem ayetler var ve bir de müteşabih ayetler var şüphesiz. Hocam, kamerayı kendinize döndürebilirseniz, şey döndü, kamera odaya doğru döndü. Hoş bulduk. Hocam, evet. İnsanoğlu birçok şeyin üstesinden gelmeye çalışıyor da, mücadele ediyor da şu teknolojinin üstesinden bir türlü gelemedik. Hakkımızda hayırlısı inşallah. Elimiz kolumuz bağlı ama çok şükür yine kavuşmamız için bir köprü oluyor bize. Uzaklardayken de böyle birçok izleyiciyle, kıymetli konuklarımızla bir araya gelmek için bir köprü oluyor. Buna da şükür diyelim. Hocam, şöyle bir vurgu yapmıştım ben. Kur'an ayetlerini araştırırken şüphesiz iki başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Muhkem ayetler ve müteşabih ayetler. Bunu size sormak isterim. Neden bu başlıklar altında değerlendirmek gerekiyor Kur'an-ı Kerim'i? Buyurunuz hocam. Şimdi bugünkü esasında hatırlarsanız konu olarak insan neden niçin, dünyadayız? Ve niye, hangi amaçla dünyada yaşıyoruz? Neden dünyaya gönderilmişiz? Onu başlık olarak. Elbette. Ancak siz şimdi başka bir konuya çekiyorsunuz beni. Öyle mi? Tamam. Ben, peki oradan girmemize gerek yok hocam. Şöyle bir girizgah olsun diye ben sizin sorularınızdan şöyle hareketle girizgah olsun diye seçmiştim ama hiç karıştırmayalım o zaman. Kısmet evet. Olursa inşallah başka yayında. O zaman şöyle ben şuraya getireyim konuyu. Çünkü hazırladığım o soruyla ilgili konuşuydu. Özellikle bu 1,5 yıldır yaşadığımız zor süreçte biz bu soruyla daha çok yüzleştik. Yani insanoğlunun varoluşsal sorunu bitmek bilmez. Her insan belli bir dönemde bununla yaşar. Boşluğa düşer, mutmain olmaz, tatmin olmaz, yetersizlik hissine kapılır ya da doyumsuzlaşır. Ve bir şekilde huzura eremediği noktada özellikle neden dünyaya geldiğini sorgular. Baktığımız Aynen. zaman hastayken fiziki olarak kendimizi çok kirli hissettik. Dünyaya bakıyoruz, her taraf çöp yığını, insanların bıraktığı çöp yığını, bununla ilgili işte haberler çıkıyor. Hem bizim ülkemiz hem dünyada diğer ülkeler. Sürekli hem kendimizi hem dünyayı kirletiyor gibiyiz. İbadetlerimizi yerine getirdiğimiz zaman sadece kendimiz için mi, Allah rızası için mi yapıyoruz? Bir noktadan sonra yine kafamızda soru işaretleri oluyor. Peki tek yapmam gereken bu mu? Bana hayrı, etrafıma hayrı, evlatlarıma hayrı, sevdiklerime hayrı ne? Onlar için ne yapabilirim? Bu sorular bitmek bilmiyor. Peki Kur'an bize ne diyor? Biz insanoğlu, biz kullar neden dünyaya getirildik hocam, gönderildik? Zaten esasında tartışmamız gerekiyor. Ana konu bu. Kur'an'a evet. göre neden dünyadayız? Veya dünya niye yaratıldı? Evren niye yaratıldı?
Hep bunları esasında da Adem ve eşinin yaratıldığı andan itibaren insanoğlu hep bunu zihninde sorgulamıştır. Neden yaratıldık? Ben kimim? Niye dünyadayım? Gibi. Ama bu konuda da 1400 milyonlarca yıldır, daha doğrusu 200 bin yıl diyeceğim, biraz sonra açıklamalar yapacağım zaten. Binlerle ifade edilen yıllar içinde çeşitli görüşler ileri sürülmüş. İşte bu nedenle yaratıldık, şu nedenle yaratıldık, ama Kur'an temelli ne deniyor? Bize ayetler ne diyor bu konuda? Ve esasında benim 55 yıllık Kur'an araştırmacılığım liseden başlayan bir konu. Lise çağımdan itibaren ben Antakyalıyım, Hataylıyım. Ve biz Antakya'da, Hatay'da çok farklı dini görüşlerde gruplar dolu. Ve o gruplar içinde ben liseden başlamak üzere neden tek Allah olduğu halde farklı dinler var? Neden farklı din olduğu halde neden farklı mezhepler var? Neden farklı mezhepler varken farklı farklı dini görüşler var? Hep bunun arayışı içinde oldum ben. Ve bu arayış içinde de benim dayanacağım en sağlam belge, tartışmasız şüphe getirmeyen belge Kur'an olduğunu anlayınca Kur'an'a yöneldim. Ve 55 yıllık bu Kur'an'a yönelmemin hedefinde de Kur'an'ı anlama ve dinimin ne olduğunu Kur'an'dan öğrenme. İşte şimdi bugünkü konu yine Kur'an'a göre ne dönüyor? Oradan gitmemiz lazım. Çünkü en sağlam belge o. Şimdi Kur'an'a göre ben açıklamaya çalışacağım. Ayetlere göre açıklamaya çalışacağım. Ve evrenin ve dünyanın ve canlı cansız bütün yaratılanların yaratılış bilgileri ve kuralları var. Bu yaratılış ve bilgileri ve kuralları nerede var? Levh-i Mahfuz denilen bir kitapta. Levh-i Mahfuz nerede? Arş'ta. Arş nerede bilmiyoruz. Ve arş ilahi görevlilerin olduğu yer. Ve orada da kayıt sistemi var. Buna da biz kozmik bilgisayar diyoruz. Ve bizim bütün kayıtlarımız bu kozmik bilgisayarda. Ama yaratılış bilgilerimiz levh-i mahfuza göredir. Ve bunu nereden çıkaracağız? Neml suresi 75. ayeti okuyalım. Bakın ne diyor? Göklerde ve yerde bilmediğiniz ve sizin için gizli gibi olan her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır der. Ve belirlenmiş kayıtlara, kurallara göre yaratılmıştır. Her şey. Göklerde ve yeryüzünde olan. Şimdi dolayısıyla Kur'an'da yaratılışla ilgili ipuçları acaba var mı? Bunun arayışına girince devam ediyoruz. Enbiya suresinin 16. 17. ayeti. Şimdi Enbiya suresinin 16. 17. ayetine baktığımız zaman ne diyor? Ey insanlar! Şunu bilin ki biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri kendimiz için oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. 17. ayete geliyoruz. Eğer biz onların bir eğlencelik olmasını dileseydik, eğlencemizi kendimizin uygun gördüğü bir şekilde ve bulunduğumuz yerde yapardık. Ankebut suresinin 44. ayetine bakıyoruz. Allah gökleri ve yeryüzünü belli bir amaç için yarattı. Ve bu yaratışta aklıyla düşünen müminlerin yararlanacağı birçok işaretler, deliller vardır. Buraya nereye ikaz ediyor? Araştırın diyor. Yarattıklarımdaki gizli bilgileri araştırın, ilim yapın diyor. Müthiş. Ve bu yaratma madem ki boşuna değil, o zaman sadece bir oyun olsun diye de olmamakta. O zaman evren olarak bütün yaratılanlar, Leyl suresinin 49. ayetinde bu yaratma işleminin ilahi bir proje olduğu vurgulanmış. Yani yaratma, evren, gökler, gökyüzü, yeryüzü, canlılar, cansızlar bir ilahi projedir. İlahi proje. Evet. Ve
Leyl suresinin 49. ayetine bakalım ne diyor? Şunu iyice bilin ki biz her şeyi kesinlikle bir kadere, yani düzenli işleyen bir plana, ölçüye, bir projeye göre yaratmışızdır. Şimdi evet. Dolayısıyla ilahi sistemin bu projeye uygun olan bu yaratılış projelendirilmesinin neye göre yapıldığına Kur'an kaderlenme diyor. Kaderlenme ne? Kaderlenme. Âlâ suresinin 2. ayetine bakıyoruz. Çünkü Allah her şeyi yarattı ve bir düzene koydu. 3. ayet her şeyin miktarını, biçimini belirledi. Yani kaderlendirdi. Hedeflerini ve doğru yolu belirleyip bildirdi. Rahat suresi mi? Rahat suresi gök gürültüsü. 8. ayet. Ey insanlar! Allah öyle kudretlidir ki her dişinin ne saçmakta olduğunu ve rahimlerde neyin eksik veya fazla olacağını bilir. Çünkü Allah'ın yanında her şey belirlenmiş bir ölçüye göre yaratılmaktadır. Yaratılmıştır ve yaratılmaktadır. Şimdi işte bu projenin ölçülendirmesinde ne kullanılmış? İlim kullanılmış. Hangi dalları? Matematik kullanılmış. Geometri kullanılmış. Fizik, kimya, biyoloji, istatistik kullanılmış. Tıp kullanılmış, mantık kullanılmış ve psikoloji, bilim dalları kullanılmış. Yani yaratılışın temelinde bilim var. Ve bu bilimsel bilgiler temelinde olan bu yaratılmayı bize, ey insanoğlu sen de bilim yapacaksın. Birinci oku. Alak suresinin 1. ayetindeki ilk oku emri. Evren ne araştır? Bilim yap. Alak suresinin 3. ayetinde 2. oku var. 2. okuda vahiy kitaplarını oku. Sırasıyla gönderdim sana ben vahiy kitaplarını. İçine de vahiy kitaplarının içinde de din denilen kuralları koydum. O kuralları oku. En son kitap olan da Kur'an ile o din kurallarını tamamladım. Ve sana gene o kitabı gönderdim. Kuralların bütününü. Din nedir? Din vahiy kitaplarına bildirilen muhkem kurallar bütünüdür. İşte siz muhkem ve müteşabihi. Ona ben o ayrı bir konu, ayrı bir sohbet evet. konu. Ve benim esasında bütün temennim, bütün beklentim Kur'an'ın Ali İmran suresinin 7. ayetinde ve Zümer suresinin 23. ayetinde Kur'an'ın iki tür mesajlı olduğu anlatılmıştır, açıklanmıştır. Ve bu iki türlü mesajın ne olduğu Ali İmran suresinin 7. ayetinde muhkem kurallar der. Bir de müteşabih kurallar der. Muhkemler değişmez ana kurallardır. Ve ben bunları 50 yıllık araştırmam sonunda bunların 440 tane olduğunu belirledim. 440 muhkem muhkem ayetler mi? Muhkem kurallar tabii, muhkem ayetler. Bakın bu kitapta 440 bakın, evet. Kur'an ve son İslam. Kur'an ve son İslam. Evet, az önce ben de tanıtmıştım. Siz kapağı gösterdiniz, iyi olur. Kur'an ve son İslam. Bu kitapta Kur'an'daki din dediğimiz muhkem ana kurallar ayet ayet açıklanmıştır. Ayrıca Tevrat'ta da muhkem kurallar ayrı bir kitap yaptım. İncil'de de ayrı bir kurallar. Onları da çıkardım. Ve onları da önceki İslam dedim. Bakın, Tevrat ve İncil'den önceki İslam değil mi hocam o kitabın adı? Tevrat'taki daha önceki İslam. İncil'deki önceki İslam ortaya geldi. Kur'an'daki son İslam. Ve hepsinde muhkem kurallar din demektir. Eğer dindar olmak istiyorsak, bir kişi dindarsa muhkem kuralların çoğunu öğrenmiş ve ona göre yaşantısını uygulamış demektir. Yoksa dindar şekilselleri yapanlar değildir. Ve 440 muhkem kuralın yarısı yasaklardır, haramlardır.
Yarısı da yapılması istenenler, yani helallerdir. İşte yasakları çiğneme günahtır. Yapılmamayı, yapılmayanları, yapılmak istenenleri, ilahi sistemin, Allah'ın bizden yapmamızı istediklerini yapmamak da günahtır. İşte bu yasakları çiğneme günah, yapılması istenenlere yapmayışımız da günahtır. Yani bu fıkhı daha yakalamamız lazım çünkü. Helal haram diyebilir miyiz hocam bu araya, hani 440 kuralın helal ve haramlar? Evet, helaller. Evet. Yarısı böyle, yarısı böyle. Onları da tek tek ayet ayet çıkarmışım zaten. Ben onu ayrı bir program yapmam lazım. Maşallah. Ve çok önemli bir konu, müteşabih ve muhkem kurallar. Ve enteresandır. Ben çok araştırdım. Acaba muhkemleri anlatan bir konu, bir belge var mı? Yok. Muhkemler ve muhkemleri nasıl bulduğumu, nasıl ayetlerden belirlediğimi ben size tek tek anlatırım. Benim kendi bulduğum yöntemdir bu. Ve kesinlikle muhkemlerle müteşabihi ayırmamız gerekir. O zaman dini öğrenmemiz çok kolay olur. Ve çünkü ve enteresandır. Allah bu muhkemleri, Tevrat'takiler de muhkemler, İncil'de de muhkemler, Kur'an'da da muhkemler var ya. Bunları da diyoruz ya. Dinin tek ismi var. Din İslam'dır. Bütün kitaplardaki bildirilen kurallar bütünü, hepsinin de ortak ismi İslam'dır. Ve bunu da Kur'an Maide suresinin 3. ayetinde vurgulamış. Ahzab suresinin 40. ayetinde vurgulamış. Yani dinin tek ismi, bütün dinler diye bir şey yok zaten. Din var. Ve hepsi de yani diğer kitaplarda da, hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, hepsinde İslam'dır diyorsun. İslam'ları var. Hepsinin ortak İslam'dır. Ama İslam'ın versiyonlarıdır bunlar. Yani daha önceki İslam versiyonu Tevrat'ta var. Önceki İslam versiyonu İncil'de var kurallar olarak. Son İslam olarak da kurallar, Kur'an'daki kurallardır. Ama Kur'an ne diyor bize? Bütün kitaplar değerlidir. Tevrat da değerlidir, İncil de değerlidir, Kur'an da değerlidir. Ancak her kim hangi kitaba iman ediyorsa, hangi peygambere iman ederse etsin, hepsinin inandığı İslam'dır. Tek dindir. Ve enteresandır. Kur'an'da Allah'ın tek ilah olduğunu kabul eden her kimseye ne der? Kur'an Müslüman der. İster Tevrat'a iman eder. Allah'ın birliğine inanan, evet. Herkese Kur'an Müslüman der. Yani Müslüman sadece Hazreti Muhammed'e veya Kur'an'a iman edeni değil. Onu söyler zaten. İbrahim de Müslümandı der. Musa da Müslümandı der. İsa da Müslümandı der. Kur'an bunları tek potu altında toplar. Tek şemsiye altında toplar. Ama ne oldu? Hani bilgisayardaki Microsoft'un versiyonları gibi. Eski programın ismi Tevrat'tı. Daha sonraki programın ismi İncil'di. Daha sonraki programın ismi de en son program, en gelişmiş program Kur'an'dır. Bitti. Şimdi konuyu dağıttık gene. Hayır hocam, inanın dalarak dinliyorum ben gerçekten. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yani işte, çok çünkü merak ettiğim için muhkem ve müteşabih ayetleri. O yüzden siz o alana girince ben hemen dikkatle dinlemeye başladım. Ne kadar sizden bilgi alabilirsek şanslıyız diye. Buyurunuz hocam. Benim beklentim zaten insanlarımızın özellikle hangi kitaba iman ederse etsin, muhkemlerin ne olduğunu kendi kitabında bilmesi lazım. Kur'an'daki muhkemleri bilirsek, müteşabihlerin ne olduğunu da anlarsak, o zaman o kadar muazzam ve muhteşem huzur var ki Kur'an'da. Ve enteresandır, Kur'an'da kadının aleyhinde tek bir kelime yoktur. Kadının aleyhinde tek bir kelime bulursanız mutlaka o tercüme hatasıdır.
Yani Kur'an'da çünkü kadının aleyhine tek bir kelime yok. Siz bunu Kur'an Kadını Koruyor kitabında Kitap. yazdınız mı? Bu kitapta anlattım. Evet. Bu Bakın kitapta özellikle sadece anlattım. kadın değil erkek izleyicilerimizin de okuması gereken bir kitap. Kur'an Kadını Koruyor. Kesinlikle. Kafasına takılan izleyicilerimizin bazı ayetler vardır. Hani en çok üzerinde konuşulan, tartışılan, istişare edilen, fikir ayrılıklarına düşünen ayet biliyorsunuzdur. Onu hafifçe darbediniz ayetidir. Eminim birçok izleyicinin aklına şimdi o ayet gelmiştir. Şimdi hocamız diyor ki bakın Kur'an kadını koruyor. Kesinlikle. Aleyhine tek bir ayet yoktur diyor. Tek bir kelime yoktur. Ayet değil. Kadının Bir kelime aleyhinde yok. bile yok. Varsa mutlaka tercüme hatasıdır. Onu ben bazı platformlarda anlattım zaten. Özellikle Kur'an'da kadınlarla ilgili ayette tercüme hataları bilerek yapılmıştır. 1400 yıl önce. Ama yeni değil. 1400 yıldır Kur'an'da kadınlarla ilgili ayetlerde tercüme hataları özellikle eleştirilmiştir. 1400 Neden yıl. hocam? Böyle bilinmesi için mi Evet. öyle çevrilmiş, öyle tercüme edilmiş, bilinmesi istendiği için? Kadınlar tarafından özellikle. Kadınlar hedef alındı özellikle. Kadınların ötekileştirilme, kadınları ikinci sınıfa sokma, kadınları küçümseme. O özellikle hedef alındı. Ama kimler tarafından onun tarihçesini veya şeyini bazı platformlarda anlattım. Yine de döne döne anlatılması lazım. Zaten Şimdi cahiliye dönemi diyoruz. Yani o kadar yok o dönem değil. karanlık Hazreti Muhammed'den hemen sonra sonraki dönemi işaret ediyorsun. halifelik döneminden başladı. O zaman başladı. Kelime kaydırmaları, anlam kaydırmaları. Ve enteresandır. Çok önemli bilgiler var. Bilgisi olan ayetlerdeki o bilgiler de saklandı bugüne kadar. İnsanlara anlatılmadı. Özellikle faydalı bilgiler, insanlara faydalı bilgileri içeren ayetler gizlendi. Ve insanlara özellikle o ayetler aktarılmadı sık sık. Öğrenmesinler istendi. Enteresan şeyler var çünkü. Neden ve ne şimdi ne hakla diye sormak istiyor insan tabii hocam. Onun tarihçesine ben girmem lazım. O ayrı bir konu. Yani Anladım. özellikle kadınlarla ilgili Kur'an ayetlerinde tercüme hataları ve anlam kaydırmaları özellikle vurgulandı ve 1400 sene halen devam eden anlam kaydırmaları devam ediyor. Şimdi bu proje, yaratma projesi evrenin 14,5 milyar yıl önce yaratılmasıyla başlamış. Ve dünya okulunda da öğrenci ruhların eğitimine de 4,5 milyar yıl önce başlandı dünyanın yaratılmasıyla. Şimdi Nazihat suresinin 30. ayetine bakalım. Der ki bu işlemden sonra tüm canlıların yaşam koşullarına uygun yer küresini de düzenleyip deve kuşu yumurtası biçimine sokandır o. Bakın müthiş bir bilgi var burada. Dünyanın deve kuşu yumurtası gibi yuvarlak olduğunu söylüyor. Nazihat suresinin 30. ayeti. Ne zaman söylüyor bunu? 1400 yıl önce. Yani evet, elips şeklinde değil, Yani deve kuşu şeklinde olduğunu söylüyor. dünyanın yuvarlak olduğunu 1400 yıl önce Kur'an söylemiş. Ama bin yıl sonra Galile öldürülüyor dünya yuvarlaktır dediği için. Halbuki Kur'an söylemiş bunu. İşte bu bilgilerin esasında tek tek açıklanması gerekiyor. Yine bakın Mümin suresinin 15. ayetine bakalım. Dereceleri arşa kadar yükselten ve her şeyin yönetildiği arşın sahibi olan Allah, mahşer gününün olacağı hakkında uyarılmak üzere uygun görmesi ve kendi emriyle hak eden kullarına ruhu vermiş, ruhu veriyor ve eğitilsin diye de dünyaya göndermiş. O zaman bir bilgi çıktı karşımıza. Ruh dünyaya eğitilsin diye gönder. Bilgi bu. Bakın Kur'an'ı konuşturuyoruz. Mümin 15.
Devam ediyoruz Kehf suresinin 7. ayeti. Sakın boş yere üzülme diyor Hazreti Muhammed'e. Çünkü biz öğrenci ruhlardan kimlerin iman edip muhkem kurallarımıza uygun olumlu ameller gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için dünyayı aldatıcı bir cazibe merkezi, zinet merkezi yapmışızdır. Bakın ruhların eğitiminde hangi yöntem kullanılıyor? O yöntem de çıktı karşımıza. Yunus 14'e bakıyoruz. Yunus suresinin 14. ayeti. Sonra da halife olmayı becerip beceremeyeceğiniz anlamak üzere sizleri yeryüzüne yerleştirdikler. Yani halife olma Allah'ın dünyayı huzurlu, hoşgörülü, anlaşan toplum halinde getirmeyi becerip beceremeyeceğimizi öğrenmek için dünyaya yerleştirmiş bizi. Yaratılış amaçları yavaş yavaş çıkıyor ayetlerle. Evet. Şimdi İsra 85. ayette ruh dediğimiz ve dünyaya eğitim için gönderilmiş olan öğrenci ruh hakkında çok az bilgi verilmiş olduğuna değinilmiş. Ruh hakkında Kur'an'da bilgi var mı? Çok az bilgi verdik size diyor. İsra suresi 85. ayet. Şöyle başlıyor. Ya Muhammed, sana ruhu sorarlar. Evet. Onlara ruh Rabbimin emrindendir, yarattıklarındandır ve emrine göre hareket edendir. Size ruh hakkında ancak uluvi algılayabileceğiniz kadar ve çok az bir bilgi verilmiştir diye açıklama yap der Hazreti Muhammed'e. Çünkü meraklı olanlar soruyor ruh nedir? Demek ki evet. Kur'an'da çok az bilgi ancak size verildi diye algılayabileceğiniz kadar bilgi verildi diyor ruh hakkında. O yüzden mi az bilgi verilmiş hocam? Evet. O nedenle size biz kapasitenize daha fazlasını göre algılayamayacağı için. Evet. Kulların. Onun için hani ilahi sistem konusunda veya ruh din konusunda belirli sınıra kadar geleceğiz. Çünkü beynimizin kapasitesi sınırlı. O bakımdan çok zorlamayacağız beynimizi de bu konularda. Algılayabileceğimiz kadar algılayıp ikna iktifa edeceğiz. İkna olacağız, razı olacağız bilgimizin aldığımız kadarına. Çünkü çok zorlarsak beynimizi bu sefer hastalıklar başlıyor. Ben aynı zamanda aşamayacağımız bir sınır var o zaman, böyle anlıyorum hocam. Ne kadar aynen uğraşsak da, ilim bilim sahibi olsak da aşamayacağımız bir tat tabii var. Oradan sonrasında ne yapsak çözemeyeceğiz diye anlıyorum. Benim uzmanlığım yani yorumdan ibaret kalacak. Efendim? Yani belli bir araştırmanın sonrası, hani belli bir yerden sonrası ne kadar uğraşsak da yorumla sınırlı kalacak. Gerçek mi değil mi? Tabii ilahi sistemle ilgili. Evet. Yoksa bilimsel araştırma ve çalışma, ilim yapma Allah'ın yarattıklarında gizlemiş olduğu gerçekleri bulma sanatıdır. Yani biz esasında buluş yapmıyoruz bilim adamı olarak. Biz mevcut bilim, gizlenmiş olan bilim kütüphanesindeki ilgili kitabı seçme avantajına sahibiz bilim yapınca. Mevcut gizlenmiş bilgiyi buluyoruz. Yaratılış bilgisini buluyoruz. Yaptığımız bu. Yoksa biz keşif yapmıyoruz, buluş yapmıyoruz. Gizli olan bir bilgiyi raftan çekme avantajını elde ediyoruz bilim adamı olarak. Şimdi dünya okulunda ruhun okul üniforması ve dünyada kullandığı aracı olan insan vücudu var. Yani bizim vücudumuz öğrenci ruhun dünya okulunda kullandığı okul üniformasıdır. Elbisedir. Şimdi ve bu insan vücudu toprak ve su karışımı olan çamurdan yaratılmış. Niye bu benzetme yapılıyor? 1400 yıl önceki insanın anlayış kapasitesine hitap ettiği için çamur deniyor. Toprak, su ve su karışımı deniyor. Halbuki oradaki esasında sonraki bilimsel araştırmalar gösterdi ki insan vücudunun oluşturan elementler,
organik ve inorganik elementlerin yapısı ile toprağın yapısı aynı. Onun için topraktan yaratılmışız ifadesi kullanılmış Kur'an'da. Ama bildiğimiz sonra, toprak değil de anlatılmak istenen, öyle mi hocam? İnsan vücudunun toprak ile aynı olduğu esasında anlatılmış orada. Onun ipucu var. Ve daha sonra yapılan araştırmalar, ki son 1900'lü yıllardan sonraki özellikle yoğunlaşan araştırmalarla anlaşıldı ki insan vücudunu oluşturan elementlerle topraktaki elementler aynı. O nedenle biz esasında toprakla aynı yapıdayız. O nedenle bize topraktan yaratıldığı ifadesi kullanıldı. Ama o esas bu ipucudur insan araştırmacıya. Ey araştırmacı, ileride sen toprağı araştır ve insanın bedensel yapısını araştır. İkisinin aynı olduğunu göreceksin diye bir ikaz var orada. Ki sonra zaten öyle olduğu anlaşıldı artık. Şimdi bunu cin nesli de var. Şimdi Kur'an çünkü hem insan nesline hitap ediyor Kur'an, hem de cin nesline hitap ediyor. Yani evet. Kur'an iki nesle hitap eden bir kitaptır. Ve cinlerden de Müslüman olanlar var. Bunu Kur'an söylüyor. Cin suresinde söylüyor. Ve Kur'an'da cinlerin de Müslüman olmak üzere gayret içinde oldukları var. Şimdi insanoğlu topraktan ve sudan karışımı, yani çamurdan yaratıldı. Ancak cinler sadece ateş, yani enerjiden yaratılmıştır diye bilgi var. Rahman suresi 14. ayeti. Oradan anlıyorum. Ateşten kastedilen enerji mi hocam? Yani har değil, alev değil, enerji. Enerji, evet. Şimdi Rahman olan Allah, insan denilen vücudu çömlek gibi pişirilmiş bir çamurdan yarattı. Rahman 14. Rahman 15'e geçiyoruz. Cinleri ise, yani görünmeyen varlıkları ise ateşin sıcaklığından, yani enerjiden oluşturdu. Şimdi milyon ile ifade edilen bir süre önce, milyonlarca yıl önce, ilk önce insanımsı ilkel varlık yaratıldı. İnsanımsı. Tam insan şimdiki gövdemizde değil. Biz bu şimdiki gövdemizden daha kaba. Daha bir anlayış kapasitesi daha düşük. Alnı basık, bütün vücudu kıllı, kolları sarkık, dişleri daha büyük, ağzı daha büyük. Bu yapıdaki insan yapısına insanımsı diyoruz. İnsanımsı ilkel varlık. İşte bu ilkel varlık dinozorlarla birlikte yaşıyor. O insanımsı olan. Belli süre sonra 200 bin sene önce bu insanımsı varlığın süresi doluyor. Dinozorlarla beraber yok ediliyor. Ve Adem nesli dediğimiz insan nesli dönemi başlıyor. Adem isminde. Yani Adem neslinden önce mi bu insanımsılar? Evet. Bu gezegende, bu yer kürede miydi hocam? Dünyada. Onun için senaryo olarak Allah Adem'i yaratmaya karar verince meleklere dönüyor. Ben Adem'i yarat, Adem denilen bir varlığı yaratacağım. Ona destek olun, yardımcı olun. Sahip çıkın. Ama ayette secde edin kelimesi kullanılır orada. Meleklere secde edin de ifadesi kullanılır. O esasında meleklere dönüp Adem'e yardımcı olun, Adem nesline. Çünkü o sizden farklı yaratıldı. Melekler dönüyor. Yine kan dökücü ve ilkel insanı mı yaratacaksın diye karşı çıkıyorlar. Peki o zaman melekler nereden bir bilgileri var ki ilkel insandan, kan dökücü insandan? Öyle o cümleyi kullanarak itiraz ediyorlar. Demek ki insanımsıdan bilgileri var. Ki sen gene kan dökücü ve geri olan bir insan ırkını mı yaratacaksın diyor. Hayır diyor. Bakara suresinin 31. ayetinde Adem yaratılmadan önce ruh kısmına eğitim görecek olan ruh kısmına
dünyanın yaratılış bilgileri yükleniyor hafızasına. İşte o bilgileri yüklenince meleklerden farklı olarak Adem nesli araştırma sorumluluğunda oluyor. Meleklerden farklı. Yaratılış bilgileri yüklendi diyorsunuz hocam. Tabii, yaratılış bilgileri yüklendi. Bakara suresinin 31. ayetinde açıklar bunu. Şimdi ve Adem nesli ilkel insandan farklı bir vücut yapısında ve bir gelişmiş bir vücutla yaratıldı. Bunu nereden anlıyoruz? Tin suresinin 4. ayetinden anlıyoruz. Ne diyor? Olsun ki Tin suresinin 4. ayeti, biz insanı en güzel biçimde, en güzel özelliklerde yarattık der. Halakıl insanı ahsenet takvim der. Ahsenet takvim, yani en güzel özelliklerde yarattık. Akıl verdik, eleştirel akıl verdik, sorgulayıcı akıl verdik, özgür irade verdik ve beraberinde de sorumluluk verdik. Onun için biz özgür irademizle aklımızı çalıştırarak yaşayacağız. Onun için Kur'an sadece aklı olana değil, aklını çalıştırana hitap eden bir kitaptır. Bakın, önemli bir püf nokta var burada. Her aklı olana değil, aklını çalıştırana sadece hitap eder. Onun için sorun... Anlamadan okuyanları da burada bir vurgulamak gerekiyor, akla geliyor. Yani aklını kullanmasa nasıl anlayacak, nasıl araştıracak değil mi? Anlamadan okuyanı da işaret ediyorsunuz değil mi hocam burada? Onun için şöyle bir konu başlığım var. Kur'an'ı ancak kimler anlar ve faydalanır diye bir başlıklı bir konum var. Onun için bana sorulan sorulardan biri o çünkü. Evet, bendeki başlıklardan biri de tam olarak o 8. başlıkmış, evet. Kur'an'ı tam olarak ancak kimler anlar ve yararlanır? Tabii. Şimdi çünkü sorulardan biri o. Hocam diyorlar, o kadar Arapça, ana dili Arapça olan toplumlar var. Onlar Kur'an'ı niye anlamamışlar? İşte Kur'an'da Kur'an'ı anlamanın şartları var. Ancak şunlar... Çünkü baktığınız zaman İslam'ı temsil eder gibi yaşamadıklarını görüyorsunuz hocam. Aynen öyle. Ya o zaman diyorsunuz ki tamam, Arap toplumu, Arapça da var. Evet. Neden bizim algıladığımız gibi en azından İslam'ı temsil etmiyorlar? Neden? Yani bugün naçizane hacca gidenlerden çok sokaklardaki o kirlilik hikayelerini duyarsınız ve şaşırırız. Yani bu insanlar İslam'ı böyle mi temsil ediyor? Daha küçüklükten biz bu hikayeleri, bu deneyimleri duymaya başlarız ve sorgulamaya başlarız. İşte neden? Burada da sizin bu tespitiniz karşımıza çıkıyor. Kim doğru anlıyor? Nasıl yararlanıyor? Kur'an'ı ancak kimler anlar? Şartlarını Kur'an kendisi koymuş. Kur'an diyor ki beni şu şartları olanlar beni ancak anlar diyor. Ama bu şartları olmayanlar beni okusabilir bile anlamazlar diyor. Çünkü ben onların bu özellikleri olmadığı için onların anlama kabiliyetini mühürlerim diyor. Müthiş. Evet. İşte o bakımdan belli kuralların, Kur'an'ın koyduğu kurallar. Yani Allah'ın koyduğu kurallar. Hiç kimsenin değil. Şimdi devam ediyoruz. Kabatasa el misali, çamur halinde vücut oluşturuldu. Ve su aracılığıyla hareketlilik kazandırılıyor vücuda. Vücudu hareketliliğini sağlayan, sağlamada özelliği olan madde su. Annesinden doğar doğmaz da Allah'ın nefesi, soluğu veriliyor. Yani ruh veriliyor. Evet, geldik ruh meselesine. Evet. Bedene ruh o, veriliyor. Bize sınırlı bilgi verilen ruh meselesindeyiz şimdi. Evet. Ve ruh üfleniyor şeye. O da ayrı bir özel enerji. Allah'ın yarattığı bir enerji çeşidi. Ve elbise olarak, okul elbise, üniforması olarak da vücudu kullanmaya başlıyor ve ikili oluyor bu sefer. Ruh ve vücut ikilisi. Ruh ve vücut ikilisi annemizin karnından doğduğumuz anda bir isim alıyor. Beşer diye deniyor Kur'an'da. Evet. Ruh ve vücut ikilisine Kur'an beşer der.
Onun için beşer kelimesi ikilinin ismidir. Ortak ismidir. Şimdi dolayısıyla daha sonra aralarında o hani Hicr suresinin 27. ayetine bakıyoruz. Cin neslinin insan neslinden önce yaratılmış olduğunu söylüyor Kur'an bize. Demek ki cin nesli Adem neslinden önce de vardı. Yani insanımsılar döneminde de vardı o zaman hocam. O zaman işte tabii o çıkıyor ortaya. Ve onun için de o dönemde sınavlarında başarılı olan cin neslinin temsilcisi İblis. Melekler arasında ve melekler arasında olan İblis'e teklif ediliyor. Yaratacağım Adem'e ve nesline yardımcı olun teklifi meleklerle beraber meleklerin arasında olan İblis'e de teklif ediliyor. Ama İblis kabul etmiyor. İblis cinlerdendir. Şeytan cinlerin bir hasta olanıdır. Bakın İblis, şeytan, cin diye üç tane kelime var. Evet. Cin asır, asıl olan cin neslidir. Cin neslinin lideri İblis'tir. Ama Allah'ın teklifine karşı çıkan da iblis olmuş oluyor. İşte cinlerden de hasta olanlar, iblise uyanlara da şeytan diyoruz. Bu üçlünün ayrımı bu. İblis cinlerden hasta olan. Evet hocam. Ve hasta olan şeytandır. Ve iblise uyanlar cinlerden, hasta olanlar şeytana uyanlar, iblise uyanlar şeytanlardır. Üçünün ismi ayrıdır. Şimdi Hicr suresinin 27. ayeti der ki cinleri de daha önceden kavurucu dumansız ateşten enerjiden yarattık der. Daha önceden. İnsandan önceden. Şimdi demek ki cin nesli Adem neslinden önce ve bu şekilde bir yaratılış sırası karşımıza çıkıyor. Şimdi proje gereği dedik değil mi? İlahi sistem, evet. Proje dedik. Evrenin yaratılışı, dünyanın yaratılışı, insanın canlı cansızların yaratılışı bir ilahi proje. Peki bu dünya yaşamamızın amacı öğrenci ruhun tek ilah olarak Allah'ı tanıma. Birinci amaç bu. Allah'ı tek ilah olarak tanıma amaçlanmış. Ve her işimizde de Allah'ın adıyla başlamayı istemiş Allah. İşte onun için Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz ya. Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla değil mi hocam? Evet. Onun için Allah'ın ismini zikrederek, tanımlayarak biz her işimize başlamamız ve Allah'ı tek ilah kabul etmemiz istenmez, öğrenmek amaçlı olarak biz yaratılıyoruz. Ve daima onur Allah'ın rızasını her işimizde önceleyerek yapmayı da öğrenmek için amacıyla yaratılmışız. Allah'ın tekliği ve Allah'ın ismini anarak her işimize başlama ve Allah'ın rızasını önceleyerek her işimize başlama. Şimdi bunu Alak suresinin 1. ayetine bakalım. Oku, her şeyi yaratan yani halk eden Rabbin adıyla. Allah adıyla başlayacaksın. İlk emir o. Ve tek olan Allah. Bakın ilk Alak suresi iniş sırasına göre inen ilk suredir bu. İlk ayettir bu. Alak suresinin 1. ayet. Buradaki oku işte ilim yap. Yarattıklarımın içinde gizlediğim yaratma bilgisini araştır. Ama araştırırken bulduklarında insanların ve yarattıklarımın faydasına sunacaksın de. Aleyhlerine kullanmayacaksın der. Onlara zarar vermek üzere kullanmayacaksın der. O bakımdan hani zarar verici şekilde kullanmak yasaklara giriyor. Harama giriyor. Hı. Ve muhkem kuraldır. Muhkem kural, evet. Şimdi dolayısıyla tek Allah'ın ilah olduğu, tek ilahın Allah olduğu ve her işe onun adıyla başlanması gerektiği bir de şirk koşulmaması vurgusu var. Şimdi şirk koşulmayacak. Evet. Şirk koşulmaması bir şeyde devamı olarak söylersek bunu
Zariyat suresinin 56. ayetinde görüyoruz. Bakın hep ayet ayet gidiyor. Çünkü Evet. Ve Kur'an'da öğrenci ruha ins der. İ-N-S, üç harf. İns. İns. Öğrenci ruhun Kur'an'daki tanımlayan ismi ins'tir. Ki der ya zaten. Çünkü ben Zariyat suresinin 56. ayetinde ins, yani öğrenci ruhları ve cinleri, bakın öğrenci ruhları, insleri ve cinleri Allah'tan başka ilah olmadığını ve sadece bana ibadet etmeleri gerektiğini, kulluk etmeleri gerektiğini bilmeleri, öğrenmeleri için yarattım der. Zariyat suresi 56. ayet yaratmanın, bakın, gerekçesini de ekledi buraya. Tek ilah. Cinlerin yaratılma gerekçesinin de aynı olduğunu öğreniyoruz bu arada. Aynı. Biraz önce dediğim ya. Evet. Bu arada hocam, cinler de enerji, biz de enerjiyiz. İnsanımsılar da mı enerjiydi? Tabii. Ama onlar ilkel düzeyde. Daha ilkel düzeydeydi ama enerjiden. Ve onlarda da yaratılmıştı. Onlarda da ilim yapma, araştırma yapma özelliği yoktu. Yoktu. Onun için Adem nesli, bizler ilkel insandan, insanımsılardan farklı olarak biz ilim yapma özelliğinde yaratılmışız. Onun için birinci oku, ilk inen ayetteki ilk oku, ilim yap, araştır. İşte ilim yapma ve araştır ayetini bilen zamanın ilim adamlarının çoğu Kur'an'a inananlardan çıkmıştır. 1100 yılına kadar. Ancak 1100 yılından itibaren, 1100 yılından sonra, çünkü biz Allah ile 7 konuda anlaşmamız var diyorum ya ben. Evet hocam. Orada kitapta yazdım zaten. Allah ile anlaşmamız var. Evet. Evet. Allah ile anlaşmamız var. Kitabında ben bu konuyu işledim. Şu kitapta. Allah ile anlaşmamız var. Allah ile anlaşmamız var. Evet. Başta da duymuşum değerli dostlar. Hocamızın kıymetli kitaplarından biri. Bakın ne diyormuş orada. Hocamızın ağzından dinliyoruz. 7 konuda biz anlaşma yapmışız. İlk konu Allah'ı tek ilah kabul etme. İkinci konu bir kitap oku emridir. İkra. Alak suresinde. İkra. Oku. İşte ilk kitap okunacak. İlk kitap ilim kitabıdır. Evren kitabıdır. Evreni araştır. Yaratılışı araştır kitabıdır. İkinci kitap vahiy kitabıdır. Son Kur'an, son kitap da Kur'an'dır. Vahiy. Şimdi dolayısıyla bu sıra, kitap sırası, birinci kitap ilim yapma kitabı, ikinci kitap Kur'an kitabı, bu sıralama 1100 yılına kadar devam etti. Ve bu sıralamanın verdiği avantajla dünyanın ilim adamlarının çoğu Kur'an'a iman edenler, Hazreti Muhammed'e iman edenlerden oldu. İbni Haldun'dur, İbni Batuda'dır, İbni Sina'dır ve Biruni'dir, Harezmi'dir, sayabildiğine kadar. Ve onların yazdığı matematik, geometri, hep onların bildiği, buldukları şeyler, bilimler. Ve bunların yazdıkları kitapları Yunanca'ya çevirdiler sonra ve Yunanca çevirenler, Yunanlılar bunları kendi kitaplarıymış gibi piyasaya sattılar. Ve ilim sanki Yunanlılar tarafından bulunmuş gibi oldu. Halbuki Yunanlıların sahiplendiler, evet. Sahiplendikleri kitapları Kur'an ve Hazreti Muhammed iman edenleri yazdılar. Onun da o püf noktaya da çok iyi çözmemiz. Kesinlikle, çok önemli. Şimdi Yunanlar tarihi istediği gibi yönlendirmiş. Bunu anlıyoruz söylediğinden. Kendi istedikleri şekilde. Aynen öyle. Şimdi ben burada ayetlerde ve birkaç yerde oldu. Kullandım, dikkatinizi çekmiştir. İbad etmek kelimesini kullandım. İbad etmek. İbad etmek. Buraya not düşmüştüm. Niye İbad, öyle? İbadet diye ben hani soru işareti olarak unutmamak için buraya yazmışım. İbad et diye virgülle buraya not düşmüştüm.
Tebrik ediyorum. Dikkatinizden dolayı. Sağ olun hocam. Şimdi ibadet etmek deyince ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? İbadet etmek. Hemen aklınıza şekilsel uygulamalar geliyor. Evet, kesinlikle. Halbuki Kur'an'da Arapçasıyla büdü der. Yani ibad edin der. İbad etmek işte 440 muhkem kuralı uygulamak demektir. Halbuki ibadet et deyince İslam'ın şartları diye empoze edilen 1400 yıldır Afyon etkili 5 şart akla geliyor. Evet. Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet. 5 tane şekilsel ibadet etmek dediğinde. Ama ibadet et dediğinde, ibadet et, Kur'an'ın istediği haramlara ve helallere uy. Yani muhkem kuralları uygula. Onları öğren. Onun için Kur'an'ı da anlayarak öğren. Onun için Kur'an'ı da anlamadığın dilde boşuna okuma. Kur'an'ı anladığın dilde oku. Döne döne oku. Ve Kur'an bir Ramazan kitabı değildir. Kur'an bütün ömür boyu azar azar anlaya anlaya not tuta tuta okunacak bir kitaptır. Bir yaşam kılavuzudur. O bakımdan önemli ibadet etmek, helalleri ve haramları öğrenmek demektir ve onlara da uymak demektir. Ama bunların içinde İslam'ın şartı olan şekiller diye empoze edilen 1400 yıldır insanları uyutan 5 şart 400'ün içinde var zaten. 440'ın içinde, muhkemlerin içindedir zaten. Ama siz tutuyorsunuz 440 civarı benim belirlediğim, belki de daha fazla. İnşallah daha çalışanlar çıkar. Beni daha çok fazla mı bulur? Temennim o. Ve temennim daha fazla muhkem ve müteşabihlerle uğraşanlar çıksın. Tartışsınlar. Evet, okusunlar, araştırsınlar, sorgulasınlar, değil mi hocam? Aynen. Şimdi onun için hani benim bulduğum 440 muhkemin içinde birer tanedir şekilsel uygulamalar. Peki geriye 436 tane muhkem kural var. Ve onların hepsi de çoğu da ahlaki kurallardır. İnsan ilişkileri, insan Allah ilişkilerine ilişkin muhkem kurallardır. Peki nerede onlar? Hasır aldı. Sadece şekilseller ön planda. Varsa yoksa şekilselleri uygula. Onları da uygulayacağız. Ama 435'i de uygulayacağız. Onları hasır altı edemeyiz. Onları Peki insanlar... neden hasır altı hocam? Efendim? Peki neden hasır altı onlar? İnsanlar şeyden uzaklaşsınlar diye. Kur'an'dan uzaklaşsınlar diye. Kur'an'ın gerçeklerini öğrenmesinler diye. Ve Kur'an'a iman etmesinler. Hazreti Muhammed'e de yolunda olmasınlar diye. Onları ben tarihçesini anlatırım size. Kısmet olursa. Şimdi İnşallah. devam ediyoruz. Buyurun. Dünya sırasında Allah birinci ayette değinilmiş olan iki konu Evren kitabını araştır ve tek Allah'a iman etmesi açıkladık. Ve her öğrenci ruh ile dünyaya eğitime gönderilmeden önce ayrıca dünyadayken uyacağına söz verilen başka 5 konu daha sözü alınıyor. Bu 2 konu dışında. Ve bunlar da önce Tevrat'ı, sonra İncil'i, en sonra da Kur'an kitabını okuyup öğreneceğine Tevrat zamanında Tevrat'ı okuyacağına söz alınıyor. İncil zamanı İncil'i okuyacağına söz alınıyor. Dünyaya gönderilmeden önce ruhtan ve muhkem kurallarda beynine, şeyine, hafızasına sevk ediliyor. Kur'an zamanında da Kur'an kitabını öğreneceğine, tek din olarak İslam dinine uyacağına, tek insan nesli düşüncesinde olacağına, bütün insanları bin nesil kabul edeceğine, ayrım yapmayacağına, düşman gruplar oluşturmayacağına ve şeytanı
en önemli tek düşman kabul edeceğine, son yedinci alınan söz, bütün nefs derslerinden başarılı olacağına söz alınıyor. Ruhtan dünyaya gönderilmeden önce. Ve ne oluyor bakın, tek Allah'ı ilah kabul etmeye Kur'an Müslüman dedi ya, peki şimdi tek Allah'a inancı olup peygamberleri kabul etmeyen, vahiy kitaplarını kabul etmeyen, ahireti kabul etmeyen ve melekleri kabul etmeyen, sadece tek Allah'ı kabul edenlere ne diyoruz şimdi? Bu da yeni bir moda çıktı. Deist. Deist diyoruz. Kur'an ne diyor deiste biliyor musun? Müslüman diyor. O zaman deist esasında Müslümandır. Farkında değil bu ifadenin. Kur'an çünkü başka bir, şimdi insan bizlerin uydurduğumuz deist kelimesine Kur'an Müslüman diyor. Dolayısıyla deistin esasında anlamı Kur'an'da deist, Müslüman demektir. İnancın ilk basamağı. O zaman deist olduğunu savunanlar anlamını bilmeden mi, yani terminoloji açıdan yeterli olmadığı için de böyle tanımlıyor hocam? Adı için. Kur'an bilgisi ve Kur'an'da Allah'ın tekliği, tek ilah olduğunu kabul edene Müslüman dendiğini bilmedikleri için. Anlatılmadığı için. Çünkü Kur'an'da net. Allah'ın tekliğini kabul edene hangi inançta veya hangi inançsızlıkta da olsa ona tek ilah olarak Allah kabul ettiği için Kur'an Müslüman der. Bitti. Net. Onun için bu şimdi benim söylediğimi ilk defa size söylüyorum. Şimdi. Evet, çok. Ben de daha önceki yayınlarda duymamıştım. Hocam o zaman bugün bireylerin kendinde hak görüp yaptığı bu öteleme, dışlama yaklaşımını, tavrını Kur'an-ı Kerim'in yapmadığını, tam tersine kapsayıcı olduğunu anlıyorum ben sizin yorumunuzdan. Yani doğru yorumlansa Kur'an-ı Kerim, doğru tercüme edilip anlatılsa ne kadar kapsayıcı, merhametli, şefkatli olduğunu daha net anlayacağız. Belki de insanlar kendi böyle yeni, hani modern çağ dinleri diyoruz ya, böyle arayışlara girmeyecek aslında belki de. Sevecekler, okuyup anlayacaklar diye anlıyorum naçizane. Enteresandır bakın Beyza Hanım. Buyurun hocam. Hazreti Muhammed'e bir ikaz var. Der ki, hangi inançta, hangi kitabı kabul ederse etsin, hangi peygamberi kabul ederse etsin, hepsi değerlidir ve hepsini inançlarında bırakacaksın der. Ve biz hesaba çekerken de herkesi inandığı kitaptan hesaba çekeceğiz der. Yani kimseyi, hiç kimseyi başkasının inandığı kitaba veya başkasını inandığı peygambere inanması için zorlamayacaksınız der. Ve onları düşman olarak görmeyeceksiniz der. Herkesi hoşgörüyle karşılayacaksınız. Ben onu şöyle benzetiyorum. Hangi kitaba, hangi peygambere iman ederse etsin, o kişileri aynı sofraya, aynı masada oturtun ve herkesin yediği, beğendiği yemeği hoşgörüyle karşılayın ve eleştirmeyin, yargılamayın. Beğendikleri yemekten dolayı, beğendikleri kitaptan dolayı yani, beğendikleri, iman ettikleri peygamberden dolayı hiç kimseyi ne yargılayın ne de eleştirin. Onlar hoşgörüyle aynı masada oturun ve anlaşarak, hoşgörüyle karşılayarak yaşayın. Anlaşın. Birbirinize düşman gruplar oluşturmayın. Din temelli gruplar oluşturanlarından uzak dur der Hazreti Muhammed'e. Onları her gördüğünde onları inançlarında bırak. Biz onları o inançlarından sorgulayacağız. Ve gerçekleri onlara hesap günü anlatacağız. Ve şimdi karşımıza bu sefer hesap günü ne? Hangi konularda yapabileceğiz? O da ayrı bir konu. Bu da şu soruyu da beraberinde getiriyor. Levi Mahmuz'dan bahsediyoruz da hocam. Mesela hesap günü karşılığının, dünyadaki hayatımızın karşılığının ne olduğuna karar verilecek ya, cennet ve cehennem.
Bu o zaman devi mahfuzla belli değil mi? Kader mi? Yoksa dünyadaki çabamıza mı bağlı? Bu da ayrı bir sorun. Hatta sorunsal olarak karşımıza çıkıyor. Buyurun hocam. Kader ne? Kader mi? Kaderler mi? Ha, seçenekler diyorsunuz. Tabii. Onun için de hani o da ayrı bir başlık. Evet. Size kopya verdim. Muhteşemsiniz hocam. Allah razı olsun. Vallahi not alıyorum. Bir Çünkü de gerçekten samimiyetle o anda kalbimden geçeni merak ettiğimi soruyorum hocam, size öğrenciniz gibi. tabii. Bir de Çünkü sorgu günü gelince hemen aklına o geliyor. Sorgu günü de levh-i mahfuz'da belli mi o zaman bizim ne olacağımız? hayır. Sorguya çekilip de ne olacağımız da belli mi? Ne Belli tarafa gideceğimiz, biz mi? sorgulanmayacaktınız. Belli olan sorgulanır mı? Sorgulanmak. Puan alacaksınız çünkü. Olumlu veya olumsuz puan alacaksınız. Bakın şimdi bir şeye geleceğim zaten. Şimdi Buyurun. mümin 15. ayette ruhun öğrenci olarak eğitilsin diye dünyaya gönderildiğini okumuştuk biraz önce. Evet. Mümin ayette. Şimdi bir de 3 ayet şimdi okuyacağım. Bu 3 ayette de dünya yaşamının bir amacının da dünya eğitimini başarıp dünya okulundan mezun olmayı hak edenin belirlenmesi olduğunu söyleyecek ayetler. Hak edenin dünya eğitiminden mezun olmayı hak edenin belirlenmesi amaçlı olduğunu söyleyeceğiz. Yani bir dünya bir okuldur, eğitim okuludur. Ruhlar için eğitim okuludur. Ve bu eğitim okulunun kimlerin başarılı olacağının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ve haksızlığa da uğratılmaması için düzenlenmiştir der. Câsiye suresi 22. Şunu da iyice bilin ki der. Başlar. Allah gökleri ve yeri bir amaçlanma yarattı. Bu amaçlardan biri de her nefsin yapacağı olumlu veya olumsuzlukların karşılığının tam olarak belirlenebilmesi ve haksızlığa uğramadan karşılığının tam olarak alınmasıdır. Câsiye 22. Ankebut 3. ayet ne diyor bakın. Biz daha önceki nesillerden iman ettik diyenleri de çeşitli sınavlara tabi tuttuk. Aynı şekilde Allah sizleri de sınavlara tabi tutarak içtenlikle iman etmiş olanlarınızla olmayanlarınızı belirleyecektir. Bakın, demek ki her şey belli değil önceden. Kim başarılı olmayacak seçim var. Sınav var. Ve bizim dünya eğitim okulundaki derslerimiz nefslerimizdir. Biz nefslerimizden sınavlara tabi tutuluyoruz. Çünkü her hareketimizi başlatan nefslerimizdir. Her davranışımızı başlatan nefslerimizdir. Hatta her adımımızı oturup kalkmamızı belirleyen, girip çıkmamızı belirleyen nefslerimizdir. Olumlu nefsler, olumsuz nefsler. Onlardan biz sınavlara tabi tutuluyoruz. Ve o sınavlardan başarılı olanlarımız dünyada mezun olabiliyor. Şimdi sizin sormanız lazım bana. Mezun olup ne olacak? Yani evet, bu cennete gitmek olarak mı anlayacağız bunu? Mezun olamayanlar da cehenneme gidecek diye mi anlayacağız? Öyle mi? Bakalım. Devam edelim. Bizi nereye Buyurun. götürecek seyirimiz? Şimdi Kehf suresinin 7. ayeti. Sakın boş yere üzülme der Hazreti Muhammed'e. Çünkü biz öğrenci ruhlardan kimlerin iman edip muhkem ana kurallarımıza uygun olumlu amelleri gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için dünyayı aldatıcı bir cazibe zinet merkezi yapmışızdır. Bunu daha önce de söyledik. Ama Evet. önce için ben bir daha tekrarladım. Şimdi bu ilahi projede eğitim okulu olarak düzenlenmiş olan dünyada öğrencilerin hem yeni bir sınıflara yerleştirilmesi hem de mezun olanların yerine yeni öğrencilerin başlatılabilmesi için yaratma yöntemi nasıl yapılmış biliyor musunuz? Yaratma, öldürme. Yaratma, öldürme. Dileme. Ve bunu biz Vakıa suresinin 60-61. ayetlerinde açıkta görüyoruz. Ne diyor o Ne iki diyor? ayette?
Bakara suresinin 60. ayeti. Sizler için ölümü biz belirledik. Ve hiç kimse belirlediğimiz ölümü engelleyemez. 61. Çünkü böylece yerinize başka nesilleri getiriyor ve sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden biçimlendiriyoruz. Şimdi soru işareti. Onlar mezun olanlar değil o zaman. Daha mezun olmuyor yani. Mezun olan öldüğünde, değil mi? Mezun olanlar mezun oluyor, gidiyor dünyadan. Ve onların o mezun olmak mı ölmek? Ölüyor, ölüyor. Ama sizin yerinize doğumla, yaratmayla, doğumla yeni nesiller getiriyor. Ölü, yaratma ve öldürme ve ölme. Doğum ve ölüm döngüsü. Öyle bir sistem kurmuşuz diyor. Şimdi vücut dediğimiz madde bir nevi konuşan, gören, işiten, enerjisini topraktan alan, düşünen, duygulanan ve onu kullanan öğrenci ruhun varlığını yansıtan bir cihazdır vücudumuz. Ve enteresandır, vücudumuz bizim hem kayıt cihazıdır, kaydeder, hem de kayıt edilsin diye de vücudumuzdan kayıtlar gider. Nereye gider? Kayıt merkezine, arşa gider. Kozmik bilgisayara. Bir de hareketlerimizi, düşüncelerden başlamak üzere kaydeden bizim meleklerimiz var. Ve vücudumuz her an uyarı alır. Nereden? İlahi sistemden başlar. İlahi sistemle uyarı alır. Başka insanlardan da enerjiler alır. Bir de bizim her insan olarak, beşer olarak öğretmenlerimiz var. Her birimizin bizim birer öğretmeni ve yardımcıları var melekler olarak. Onlardan da sürekli bize ilhamlar gönderilir. Yol gösterici ilhamlar. Ve o ilhamlar uyanıkken de gönderilir. Uykudayken de rüyayla gönderilir. Onlarda işte alanlarımız var. İçime doğdu deriz. Ön sezi deriz. Evet. Onlar hepsi esasında ilahi sistemden ve bizim koruyucu öğretmen meleklerimizden de gelir. Ve yardımcı meleklerimiz. Onlar sürekli bizimle birlikte mi? Sürekli bizimle, her an 7-24 bizimle beraberdir. Bakın şimdi bir şeye geleceğiz zaten. Şimdi bizim bu iletişimimiz esasında vücudumuzdan ilahi sistemle ve koruyucu öğretmenlerimizle haberleşmemiz bizim beynimizde oluşan düşünce enerjisiyle oluyor. Biz kelimelerle haberleşmiyoruz. Düşünce enerjimizle haberleşiyoruz. Düşüncelerimizle haberleşiyoruz. Ve düşünce enerjimizin de hızı henüz çözülmemiş. Bilmiyoruz. Hızına ulaşmamız, ışık hızından çok çok üstün. Yani bir saniyesi de siz burada bir şey düşünüyorsunuz. Aynı anda evet. Amerika'da da kişi sizinle aynı frekansı olan bir yakınınız aynı düşünceyi alıyor. Hız yok. Hızın ölçüsü yok. Onun için düşünce enerjisi muazzam bir şey. Ve haberleşmeyi sağlayan bu düşünce enerjimiz bizim dört yerden vücudumuzu terk ediyor. Nereden hocam? Kafamızdan, yüzümüzden, ellerimizden ve ayaklarımızdan vücudumuzu terk ediyor. Nereye gidiyor? Kayıt merkezine gidiyor. Kozmik bilgisayara. Peki, abdest alınca biz nereyi temizliyoruz? Bu dört yeri temizliyoruz. Evet, evet. Başımızı meslediyoruz. İki yerimizi yıkıyoruz. İki yerimizi ıslatıyoruz, meslediyoruz suyla. Yüzümüzü yıkıyoruz. Dirseklerimize kadar kollarımızı yıkıyoruz. İki yıkama. Maide suresi 6. ayet. Abdesti anlatır. Saçlarımızı ıslatıyoruz, meshediyoruz. Ayaklarımızla bileklerimize kadar ıslatıyoruz, meshediyoruz. Yıkamıyoruz. Ayakları yıkamıyoruz. Ve 1400 yıldır bu ayakların meshme edilmesi, yıkanması mı gerekliliği konusunda halen tartışma devam ediyor. Ve sadece ayakların yıkanması mı meshedilmesi konusunda
görüş ayrılıkları devam ediyor. Düşmanlaştırmış ya, enteresan insanlar. Daha bunun için bir üzerine bile fikir ayrılıkları var ki biz aynen. Kur'an'ı anlamaktan bahsediyorsunuz siz bir de. Yani Maide suresi 6. ayet net ve amaç nedir biliyor musunuz? Amaç nedir hocam? Bu abdestin alındığı 4 yerde statik elektrik birikiyor her an bir insan vücudunda. Statik elektrik. Elektrik ne yapıyor? Ellerimizde birikiyor, kafamızda birikiyor, yüzümüzde birikiyor, ayaklarımızda birikiyor. Statik elektrik. Dünyanın içinde bulunan bir elektrik çeşidi. Durağan elektrik diyoruz buna. Veya statik elektrik diyoruz. İşte bu statik elektrik beynimizden düşünce enerjisinin önünde bir parazit tabakası oluşturuyor. İşte abdestle biz suyla bu parazit, bu statik elektriği temizliyoruz. Ki düşünce enerjimiz net çıksın, parazitsiz çıksın. Önünde statik elektrik engeli olmadan kuvvetli çıksın. Ki kozmik bilgisayara ulaşsın. Kayda ulaşsın. Enteresandır. Diğer üç nokta hocam. Hangisi? Eller, ayaklar. Yıka. Başı meshet, elleri yıka, ayakları meshet. 4 yer. Onun dışında Kur'an'da asgari abdest alma çeşidi bu 4 çeşittir. Onun dışında ağızdır, burundur, ensedir, kulaklardır. Onlar ilavedir. Kur'an dışıdır. Ama insanın kirlilik durumuna göre, çünkü Suudi Arabistan'da çöl iklimi çok toz var, çok kum fırtınaları var. O nedenle kirlenmiş olan yerlerimizi ayrıca kişinin kirlilik durumuna göre ilaveler yapılabilir Kur'an'ın söylediğinin 4 hareketi dışında. Ama asgari Kur'an'ın asgari bildirimine göre 4 davranış abdeste yeter. Onun dışındakiler ilavedir. Kişinin kirlilik durumuna göredir. 3 defa da yıkabilir, 5 defa da yıkayabilir. İstediği sayıda. Kendini temiz hissedinceye kadar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi sadece sözde Allah'ı tek ilah kabul etme yetmiyor. Bunun yanına iman etmemiz gerekiyor. İmanın 5 şartı var. Kur'an'ın Bakara suresi 177. ayeti söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. İman etmeyi. 5'tir. Ama İslam'ın şartı 440'tır. 440 bizim uymamız gereken farz muhkem kuraldır. Ama 5 imanın 5 şartıdır. Ama ona da ben bir ekleyeceğim. 5+1 diyorum. Bakın niye? Çünkü Bakara suresinde Allah'ın tekliği, imanın ilk şartı, ahirete iman etme, meleklere iman etme, peygamberlere iman etme, vahiy kitaplarına iman etme diye 5 şart sayar. Bir de bunu devam ettirir ve salih ameller gerçekleştirenler. Yani Allah'ın yarattıklarına faydalı işler gerçekleştirenler der. İman, bunlar imanlıdır der. İmanın şartı. Onu da 5+1 diyorsun. Efendim? Onu da 5+1 diye ben yorumluyorsun. Dayanarak 5+1 diyorum. Bunu Bakara suresi söylediği için. Şimdi Tövbe 26'da bak önce şeyi söyleyelim. Muhammed suresi 31. ayette ve şunu da bilin ki biz sizi çeşitli sıkıntılara uğratıyoruz ki içinizden kimin içtenlikle çaba göstereceğini, mücadeleye katlanacağını ve güçlüklere karşı sabredeceğini belirleyip ortaya çıkaralım der. Burada müthiş bir uyarı var, ikaz var. Sabrederken çabayı esirgemeyeceksiniz. Yani sabrınızı ellerinizi kollarınızı bağlayıp tembel tembel oturmakla yapmayacaksınız. Sabrınızı çözmek amacıyla, uğradığınız problemi çözmek amacıyla çabayla yapacaksınız sabrınızı. Nasıl, çabadan ne kastediliyor peki hocam? Yani isyan etmemek, hani bildiğimiz, bize kodlandığımız isyan etmemek. Sabır göstereceksiniz ama bu arada evet, uğradığınız, sabrınızı taşıran, sabretmenizi gerektiren problemi de çözmek amacıyla da gayret edeceksiniz.
Gayreti esirgemeyeceksiniz. Gayretli sabır diyoruz buna. Çabalı sabır diyoruz. İnsandan Allah'ın istediği sabır budur. Yoksa ellerini kollarını bağla, ondan sonra Allah'a şükür et, ona pasif tevekkül diyoruz. Aktif tevekkül, aktif tevekkül. Aktif tevekkül ise çabalı sabırdır. Hem teslim olmak hem de mücadele etmek. Yani, ne geliyorsa. Allah'a tevekkül etmek, duayı esirgememek, Allah'a güvenmek ve çabayı esirgememek. Yani bir binanın kapısından içeri girmek için kapısını çalacaksınız. O çabayı göstereceksiniz ki kapı açılsın. Yoksa kapıyı çalmazsanız eşiğinde kalır durursunuz. Ve istediğiniz içeri girme isteğiniz gerçekleşmez. Yani öyle bir ince noktalar veriyor ki Kur'an. Müthiş. Ne güzel söylediniz hocam. Ne güzel söylediniz. Tövbe 126'ya bakalım. Nasıl evet. Da her sene, bakın her sene sınav olmak üzere bir veya iki defa ciddi belalarla karşılaştıklarını görmüyorlar mı? Demek ki bizler her sene bir veya iki defa ciddi sınavlara tabi tutuluyoruz. Çok sevindirici olay da sınavdır. Çok üzüntü. Evet. Olay da sınavdır. Her ikisinde de hoşgörüyle mutlaka bunun hikmeti vardır diye karşılamak. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım, bu karşılaştığımızın mutlaka Allah'ın nezdinde bir hikmeti vardır. Varlığın da yokluk gibi imtihan olduğu olması gibi herhalde değil mi hocam? Yani bizler sevindirici şeylerle de sınavları tabi evet. tutuyoruz. Üzüntü verici olaylarda da tabi tutuluyoruz. Nimetlerde de tabi tutuluyoruz sınavlara. Nimetsizliklerde de tabi tutuluyoruz sınavlara. Rızk verilince sınavlardayız. Rızk kısılınca sınavlardayız. Yani biz her an, her karşı olayda esasında hikmetli olan bir sınava tabi tutuluyoruz. Şimdi dolayısıyla insan buna rağmen diyor, sınavlarda, sıkıntılı sınavlara tabi tutulanlar, buna rağmen de ne tövbe ediyorlar ne de tek Allah'a dönüyorlar diyor. Burada da bir ikaz var. Sıkıntılı sınavlara tabi tuttuğumuz zaman siz yılda bir iki defa Allah'ı anmaktan uzaklaşmayacaksınız. Ve tövbe etmekten, şükretmekten uzaklaşmayacaksınız. İşte bu da sınav. Uyarıyor ve hatırlatıyor. Sevinç olunca, sevinçli bir olay verdiğimiz zaman da o sevinçli olaydan da ifrata sapıyor musunuz? Aşırıya kaçıyor musunuz? Size nimet verdiğimizi sadece bencilce size mi harcıyorsunuz? Yoksa etrafınızda muhtaçları da faydalandırıyor musunuz? Onun sınavı. Yani verilen nimet verilen nimetler de bize bir sınavdır. Verilen çocuklar da birer sınavdır. Çocuklar da bize emanettir. Sınav emanetidir. Onun için onların da o gözden bakılması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla evet. Şimdi neye geliyorum? Beşer dediğimiz ikili başıboş bırakılmamakta diyor. Ve sürekli izlenmekte. Puan olarak değerlendirilmekte. Ve nefs derslerinden puanlandırılmaktadır. Biz başıboş... Her eyleminde, insanın her seçimi ve her eyleminden aynen. sorumlu. Çünkü izleniyor ve söylediğiniz gibi evet puanlanıyor. Aynen. Ve 7/24 biz mobese kamerası altında yaşar gibiyiz. Hocam şunu sormadan geçemeyeceğim. Konu ilerlerse geri dönemem diye endişe ettiğim için. Peki bu insanımsılar da böyle bir imtihandan geçti mi? Kimi? İnsanımsılar vardı ya Adem'den önce. Onlar da bir imtihandan geçti mi yaratılışları ölçüsünde? Aynen. Şimdi tabii zamanımızı ben fazla zorlamamak tabii, istiyorum. Tabii. Şimdi biz Adem olarak biz 7 konuda dünyaya gönderilmeden önce ruh olarak uyuyacağımıza söz veriyoruz. 7 konuda ya saydım onları. Evet.
Bunların ikincisi evren kitabını araştırma konusuydu. İkinci Evet. söz verdiğimiz. Evreni araştıracağız, ilim yapacağız. Yapamazsak ilmi, ilim yapanları destekleyeceğiz. İnsanımsı, ilkel insanımsı nesilde ise ilim yapma sözü yok. Yok. Altı Anladım. veriliyor. Altı konuda söz veriliyor. Yedi de değil. Adem nesli yedi konuda söz veriyor. İnsanımsı nesil altı konuda söz veriyor. Peygamberler, Onlardan sorumlu. bakın Evet. peygamberler dokuz konuda söz veriyor. Hiç duydunuz mu? Hayır hocam. Peygamberler ise dokuz konuda söz veriyor dünyaya gelmeden önce. Hazreti Muhammed son peygamber olduğu için sekiz konuda söz veriyor. Haydi size bir bulmaca. Evet. Neydi dokuzuncusu? Peygamberimizin mesela dokuz söz. Diğer peygamberlerin verdiği dokuzuncu madde neydi? Konu neydi? Hazreti Muhammed 8. Yani Sekiz. bizden Evet. Hazreti Muhammed bir fazla söz veriyor. Ama diğer peygamberler iki fazla söz veriyor. İki konuda fazla söz veriyor. Diğer peygamberler peygamberliklerini en iyi şekilde yerine getireceklerine söz veriyorlar. Sekizinci konu. Evet. Peygamberlerde bir sonra gelecek olan peygamberi ilan etme, insanları hazırlama sözü veriyorlar. Son peygamber olduğu için Peygamber Efendimiz de bu konuyu Müthiş. İşte anlaşın, anladık. Evet, anlaşıldı. kullanma bu işte. Aklı kullanma bu. Hemen olayları bağdaştırıyorsunuz. Şimdi Sağ devam. olun hocam. Evet. İnfitar suresi 10. ayet. Bakın ne diyor. Şunu iyice bilin ki sizi sürekli izleyen ve koruyan görevliler, koruyucu melekler var. Ve onlar hassas kaydediciler gibi işlediğiniz her ayrıntıyı da kaydedip dururlar. Fecir suresinin 14. ayeti, o da şöyle bir tanım, pekiştirme yapar. Çünkü Rabbin insanları her an gözetlemektedir. Durumlarını sürekli değerlendirmekte ve karşılıklarını henüz dünyada iken başlatmaktadır. Yani bizim aldığımız olumlu puanların karşılıklarını dünyada görmeye başlıyoruz. Asıl karşılıklarını ahirette. Aldığımız olumsuz puanların, günahların karşılıklarını da dünyada görmeye başlıyoruz. Ama esas hesap ahirette görülüyor. Yani dünyada da biz günahlarımızın ve sevaplarımızın karşılıklarını görmeye başlıyoruz. O da enteresan bir bilgi. Yani şey gibi hani spesifik bir örnek olacak ama diyelim haksızlık edip buna bağlı olarak hani bir musibet yaşamak gibi mi mesela? Hani mutlaka hani ektiğini biçer bir lafı var ya onun gibi mutlaka yaptığımızın olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz karşılığını yaşıyoruz. Yaşamaya başlıyoruz. Yaşamaya başlıyoruz. Evet. Varlığının bir kısmını dünyada görüyoruz. Olumlu veya olumsuz. Ama esas karşılık mahşer, ahirette. Yani ölümden sonra. O zaman dünyada da cennet ve cehennemimizi hazırlıyoruz biz yaptığımız eylemlerle, seçimlerimizle. Bir ucu, cehennemin bir ucu. Bir kısmı. Evet. Hep değil. Şimdi cennet nedir, cehennem nedir ayrı bir konu. Size bir konuda. Tamam hocam. Tamam hocam. İşte, ilahi bir proje gereği olan yaşamın eğitim okulu olarak düzenlenmiş dünyadaki dersleri nefslerimiz. Ve biz bu nefsler bilinçaltıları, biz bulunan öğrenci ruhtan beklenen dünya okulu üniforması içindeyken bu nefs derslerimizden başarılı olmayı başarma. Bizden yaratılışımızın amacı bu. Peki ve bu nefslerimizden başarılı olan nefslerini öldürüyor demektir. Ve bu Kur'an'da her nefs ölümü tadacaktır diye tanımlanmış. Ama oradaki tercümelerde, yapılan tercümelerde 1400 yıldır her nefs ölümü tadacaktır deyince yani hepimiz öleceğiz anlıyoruz. Her insan ölümü tadacak. Bu Evet. bilinmeyen bir şey değil ki bu. Zaten ölüm bilinen bir şey.
Dolayısıyla oradaki her nefs dediği gerçek nefstir ölümü satacak. Yani hocam, bildiklerimi unutturdunuz şu anda. Her nefs ölümü tadacaktır. Ha, nefsin mertebelerini aşmak mı kastediliyor? Nefsi öldürmek. Nefsi Nefsani duyguları. Evet. Evet. Nefsi, olumlu nefsi sırat-ı müstakim, orta düzeyde kullanmayı başarmak demektir. Olumlu nefsi öldürmek demek, olumlu nefsi aşırı kullanmamak, ifrata sapmamak veya olumlu nefsi hiç kullanmamazlık yapmamak. Buna da tefrit der Kur'an. İfrat ve tefrit yapmayacaksın. Bunu başardığın anda Fatiha suresinde sıraten müstakim diye okuyoruz değil mi? İhdine evet. Müstakim diyoruz. Müstakim. Anlamı olumlu nefsi orta düzeyde kullan. Başar. Onu başaracaksın. Ve olumlu nefsi orta düzeyde kullanabilmeyi başardığın anda sen o nefslerden sınıfı geçiyorsun. Olumlu puan alıyorsun. Olumsuz nefsi ise hiç kullanmamayı başarmak. Ona da yine nefsinin ölmesi demek. İşte ölmeden önce ölünüz ifadesi var ya. Evet. Ölmeden önce ölünüz demek, ölmeden önce nefslerinizi öldürün demektir. Olay bu. Şimdi Enbiya suresinde her nefs ölümü tadacaktır. Bilinen bir şey diye tercüme etmişler. Yani her insan, her vücut ölümü tadacak. Ha, ölecek. Hepimiz mutlaka öleceğiz. Onu bilinen bir şey. Halbuki orada bütün biz nefs derslerinden sınavlara tabi oluyoruz. Şimdi buna göre gerçekte biz sınavlarla terbiye edileceğiz ve hesap günü gelecek olan bizim nefslerimiz değerlendirilecek. Nefslerimiz ne durumda? Sırat-ı müstakim üzere mi? İfrat mı kullandık? Tefrit mi yaptık? Olumsuz nefslerimizden hangilerini öldürdük? Hangileri daha duruyor? Arınmadık onlardan. Halen biz çengel gibi yaklaşıyoruz olumsuz nefslerimize. Onların hesabını göreceğiz. İşte mahşer mi, mahşerler mi diye size bir başlık daha vereceğim. Tek bir mahşer günü diyebiliyoruz. Aynen öyle, devam edin siz. Ben başkasını anlatacağım çünkü. Tamam hocam. Mahşer değil. Mahşer. O her nefs için ayrı mahşer mi kurulacak? Yok, onu ben başlık olarak verdim size. Dursun yalnız. Tamam. Dağarsın. Tamam hocam. Şimdi tamam. Biz Tekvir suresinin 14. ayeti bize bunu, benim söylediğimi pekiştiriyor. Diyor ki işte bu hesap gününde her nefs dünyada ne yapıp ettiğini ve bu amelleriyle ne kazanmış olduğunu bilecek. Şimdi Yunus 19. ayetinde ayrıca şimdi vereceğim. Belirtilmiş olduğu gibi Adem toplumu ilk yaratıldığında bir süre tek Allah inancındaydı. Tek insan nesli görüşündeydi. Tek din diye tanımlanan muhkem kuralları kabul etme aşamasındaydı. Fakat belirli bir süre sonra Adem nesli geliştikçe, çoğaldıkça bu sefer ayrılıklara düşmeye başladılar. Ve inanç grupları oluşturmaya başladılar. Çünkü inançla ilgili kuralların yorumlarında ayrılığa düştüler. İşte bunların ayrılığa düştükleri konular nedeniyle dini dejenere etmeye başladılar. Dini kuralları. İşte bu dejenere edilen dini kuralları tekrar düzeltmek üzere ve tekrar tamamlamak üzere eksiklerini biraz daha genişletmek üzere peygamberler gönderilmeye başlandı. Ve başlangıçta din dediğimiz kuralların sayısı azken peygamberler sahifelerle geliyorlardı. Sonra kurallar çoğaldı, toplumlar çoğaldı. Kuralların sayısı artınca kitap haline gelmeye başladı kurallar. İşte Tevrat öyle doğdu. İncil öyle doğdu. Kur'an öyle doğdu. Muhkem kurallar bütünü bu kitaplarla insanlara tebliğ edilmeye başlandı. Müteşabihler ise muhkemler
Muhkemler evrenseldir. Muhkemler zaman üstüdür. Ama müteşabihler vahiy kitabının indirildiği topluma hitap eden kurallardır. O zamana göre ait, o zamana aittir o kurallar. Değişkendir onun için. Müteşabihler değişken, muhkemler değişmez. Anayasa maddeleri. Zamansızdır. Evet. Dinin anayasa maddeleri de değişmez muhkemler. Ezeli ve ebedidir. Onun için muhkemler ve müteşabihlerin mutlaka iyi bilinmesi lazım. Bu 440 muhkem kuralı işaret ediyorsunuz. Evet. Şimdi nefs derslerinden muhkem kuralları biz din diyoruz ve bu kuralları dediğimiz gibi peygamberler, kitaplar işte gönderiliyor. Ondan sonra işte Adem ve eşi, Kur'an'da Havva diye geçmez, eşi diye geçer. Onlar da iki konuda sınava tabi tutuluyorlar. Nefslerinden gene tabi tutuluyorlar. Bir de cinselliklerinden tabi tutuluyorlar sınava. Ve o sınavı da cennet ifade ediliyor ama esasında cennete hazırlık yerinde sınava tabi tutuluyorlar. Yani bizim şimdi okullarda hazırlık sınıfı oluyor ya. Evet. Aynen cennete hazırlık sınıfında. Adem ve eşi ve ekibi ve ilk toplum. Ancak tabii şeyden sınıfta kalıyorlar nefsten. Elmayı yiyemeden duramıyorlar. Nefse hakim olamıyorlar. Şeytanı da düşman görme sözü verdikleri halde düşmana şeytana uyma hatasını işliyorlar. O da bir konu. Şimdi evet. Ve bu hatayı işledikleri zaman da bunu hatayı işleyen esas Adem'dir. Adem hatayı işleyip eşi ona uyuyor. Yoksa o hatayı, yasak meyveyi yeme hatasını işleyen eşi değildir. Kadın değildir. Erkektir. Adem'dir hatayı işleyen. Ama ne yapmış? Neden bu böyle sembolize ediliyor hocam? Kadın ikna etmiş gibi. Daha doğrusu Tevrat'tan beri. Tevrat'tan geliyor değil mi? Tevrat'tan beri suçlanan kadındır. Evet. Ama esasında Kur'an'daki açıklamama göre, açıklamalara göre, ayetlere göre ki benim yaptığım tercüme de öyle. Bu kitabı gösterdik mi? Son Yok davet. Hocam şimdi. Son davet Kur'an bahsettik ama son davet Kur'an. Bu benim Kur'an tercümemdir. İniş sırasına göredir. Ve anlaşılır ve açıklamalı, tefsirli, bilgili, bilgi öğretici, aktarıcı bir kitaptır. Ama bunun yanına onu okurken mutlaka oku kitabını koyacaksınız yanına. Oku. Oku sözlük, ha evet. Bin, Oku. Bin sayfa. Ve A'dan Z'ye kadar aklınıza dinle ilgili, kitapla ilgili, Kur'an'la ilgili ne varsa hepsinin cevabını burada ayet ayet bulursunuz. Harf sırasına göre. O yüzden tercümenizi de okurken doğru anlamak için yardımcı olacak değil mi okul? Öyle oluyor. Az önce gösterdiğiniz. Evet. Öyle oluyor Beyza Hanım. Kur'an'ı okuduğunuz sırada bir ayet okuyunca bir bilgi aldığınızda beyin hemen başka bir bilgiyi çağrışım yapar. Ve çağrışım yapan bilginin acaba ayeti var mı diye beyin size sorar. İşte o çağrışım yapan bilginin acaba Kur'an'da ayeti var mı diye düşündüğünüz zaman onu sizin Kur'an'da bulmanız mümkün değil. Ya çok iyi Kur'an bileceksiniz yıllarca. Evet, neyi işaret ettiğini anlayabilmemiz lazım. Evet, işte onu o zaman buradan harf sırasına göre fihristten bulacaksınız. Burada fihrist var girişinde. Ve o fihristten harf sırasına göre aklınıza gelen bilginin sayfasını ayetlerinde gidip okuyacaksınız. Rahatlıkla bulabiliriz. Evet, harf sırası olacak. İşte Kur'an'ı iki kitapla birlikte Kur'an'ı öğrene öğrene bilgilene bilgilene okuyacaksınız. Yoksa mır 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 okuyarak değil.
Evet. Şimdi devam edelim. Hocam elma, bu arada elma da Tevrat'ta geçiyor değil mi? Ne dersiniz elma demişken, hani sembolik anlamı mı var sembolik elmanın? Hani ilk günah neden elmayla anlatılıyor? Tevrat'tan mı geliyor? Tevrat'ta geliyor, bir de esasında Kur'an'da da geçiyor elma diye. Ama esasında oradaki sembol Ağaç. Bir iddia. Şimdi şecere der. Evet. Şecere der. Şecere der. Şecere hem ağaç anlamındadır hem de soy anlamındadır. Yani bir ırk anlamındadır. Soy anlamındadır. Acaba hangi anlamı alalım? Evet. Alırsak şecere, o zaman meyve olur. Ama soy anlamını alırsak, şu soyla münasebette, cinsi münasebette bulunmayın anlamını da çıkarırız. O bakımdan iki anlam var. O iki anlamın gerçek hangisi olduğunu ancak Allah bilir diyorum ben. Onun için o ayeti açıklarken, o yasak meyve ayetinin açıklamasının tefsirinde, çünkü bu Kur'an'ın özelliği bir ayetin hemen ayetin devamında açıklamalar var. Açıklamalıdır. Sadece ayet değil. Evet. Ayet var. Ayetin devamında açıklamalar var. O ayetin bilgisi, ihtiyacını duyarsam ve açıklamaların, benim yaptığım açıklamaların özelliği, başka ayetlerden faydalanarak o ayetin açıklamalarını yapmışım. Yani Kur'an temelli. Kur'an'ı Kur'an yöntemi. Bu en zor yöntemdir. Ve yıllar gerektirir Kur'an'a iyice ayrıntısını hakim olmak gerektiriyor çünkü. Bir de ilişkilendirebilmek gerçekten çok zor. Evet, siz onu yapmışsınız anladığım kadarıyla. Gördüm. Nöroloji gibi çok zor bir branşın öğretim üyesi olmamın avantajı. Çünkü gerçekten bizim tıpta en zor eğitim nöroloji eğitimidir. Beynin eğitimidir. Beyni anlamadır. İşte o alışkanlık demek ki zaman içinde bir öyle bir alışkanlık olmuş. Kur'an'ın baştan sona kadar illiyetini kurma, birbirine bağlantılarını kurma. Ayetleri seçme. Ve birbirine bağlantıyı yapma. O da işte bilim adamlığımın, nöroloji öğretim üyeliğimin verdiği bir avantaj. Bu da kısmet diyeceğiz. Şimdi bir hızlı gidelim. Buyurunuz. Borcumuz kalmasın. Şimdi geldik dünya okulunda başarılı olup mezun olmak, başarılı olan ruha ne sağlayacak? Diyelim ki ruh. Evet. Başarılı oldu, dünya okulunda mezun olma avantajını elde etti. Ne amaçla dünya okuluna eğitime gönderildik? Gelelim hani derler ya, zurnanın son deliği. Evet. Evet. Şimdi, hocam. 10. Şimdi ne olacak? Evet. Nefs. 10. yüzyılda. Mertebelerini evet açtı. Şimdi ben girmeyeceğim o konuya. 10. yüzyıl. Buyurun. Irak Basra kentinde bulunan İhvan-ı Safa diye bir toplum kurulmuş. Bir araya gelmişler bunlar. Bir toplum kurmuşlar. İhvan. Hı hı. 10. yüzyılda Basra'da. Irak'ın Basra kentinde. Ve burada demişler ki bunlar, tabii Kur'an temelli, tartışıyorlar, konuşuyorlar, sonuca varıyorlar ve diyorlar ki insan nefsini terbiye ettiğinde beşer mertebesinden, yani beşer biliyorsun artık bu anlamı, yani insan evet, mertebesinden, insan ruh mertebesinden meleklik mertebesine yükselir demişler. Ve böylece kevn ve fesat, yani iyilik ve kötülük yurdu olan dünyadan beka ve devam alemine giderler insanlar için. Böyle bir görüş ileri sürdü. Bu görüşü, bakın bu 10. yüzyılda söylenmiş. Mevlana, Celaleddin Rumi dediğimiz 1200'lü yıllarda, yani bunlardan 200 sene sonra bu İhvan-ı Safa'nın bu sözünü yakalamış ve o da şöyle biraz daha geniş olarak söylemiş. Bakın ne demiş?
Ben cemadattandım demiş. Yani nebat öncesindendim, öncesindeydim demiş. Nebat da bitki. Bitki öncesindeydim. Bitki. Öldüm. Yetişip gelişen bir varlık. Nebat oldum bu sefer diyor. Devam ediyor. Nebatken öldüm. Hayvan suretinde zuhur ettim diyor. Hayvanlıktan da geçtim. Hayvanken de öldüm. İnsan oldum diyor. Artık ölüp de yok olmaktan neden korkayım diyor. Bir hamle daha edeyim. İnsanken öleyim de meleklik alemine geçeyim der. Ve kol kanat açayım, uçayım der. Müthiş. Şimdi ben okuduğum zaman Mevlana'nın bütün güzel sözlerinin, faydalı sözlerinin temeli Kur'an'dır çünkü. Onu çözmüştüm. Ve gerek İsmail'e, gerek Mevlana'nın söylediği bu sözlerin temeli mutlaka Kur'an'da vardır diye ben kafama taktım. Ve yine bir araştırma daha yaptım. Daha sonra evet. 1200 yıllarda Mevlana bunu söylüyor. 1330'lu yıllarda ondan yine 100 sene sonra Kırşehirli Aşık Paşa. Türkçe yazılmış bir mesnevisi var onun. Mesnevi diye tanımlanıyor onu ve onun Kur'an çünkü Mevlana'nın mesnevisi Farsçadır. Evet. Kırşehirli Aşık Paşa'nın yazdığı mesnevi ise Türkçedir. Türkçe ve, ve ona da Gaybname diyorlar. Gaybname. Türkçe mesnevi olarak da tanımlanıyor. Ve bu eserinde Gaybname. Ve bu eserinde Kırşehirli Aşık Paşa şöyle diyor. Ey akıllı kişi, eğer sen melek huylu olursan sonunda onların safına ulaşırsın. Sözünü önceki iki görüşü pekiştiriyor. Ve bu tarihi bilgilere göre ruh eğitimine okul üniforması olarak önce cansız dediğimiz elementleri kullanmayla başlıyor eğitim. Daha sonra bitkiyi kullanmaya başlıyor eğitim aracı olarak. Sonra hayvan bedenini kullanmaya başlıyor ruh eğitimde, kendi eğitiminde. Ve en son olarak da mükemmel yaratılmış önce insanımsı sonra Adem neslinde, vücudunda eğitimine halen devam ediyor. Şimdi bu bilgilerin Kur'an'da ben mutlak olduğunu ben kafama taktım ya. Acaba evet. Hangi ayette? Bunu ama kesin bir ayette ilişkili diye emin oldunuz. Onu araştırıyorsunuz. Evet. Araştırdınız. Olması gerekir diye düşünerek. Çünkü evet. Çünkü ben şeyi çözmüştüm. Mevlana'nın Mesnevisi'nin Divan-ı Kebir'inin güzel sözlerinin temeli Kur'an ayetleridir diye buldum. O zaman bu sözünde mutlaka Kur'an'da ayeti vardır diye araştırmaya başladım ve Araf suresinin 20. ayeti olduğunu buldum. Araf suresinin 20. ayeti şöyledir. Şeytan, Adem ve eşinin içlerinde gizlenmiş olumsuz hırs ile yemek yeme nefslerinin uyanması üzerine kendilerine musallat olup sinsice telkinde bulunarak dedi ki Rabbinizin ikinize bu ağacın şecerenin meyvesini cinselliğinizi yasaklamasının sebebi veya cinselliğinizi yasaklamasının sebebi ikinizin birer melek ve ebedi yaşamlı olmamanız içindir deyip onları kandırıyor. Şimdi Kur'an'da bir bilgi verilmek istendiği zaman kullanılan taktikler var. 5 tane taktik var. Bunları ben kendim ileri sürüyorum. Ve kendim öyle buldum. Ve bunlardan bir tanesi olumsuzluk bildirmişse bir ayette bunun doğrusu mutlaka olumlu olarak gizlidir. Şimdi Arap suresinde ne diyor? Eğer meyveyi yerseniz, daha doğrusu meyve yasaklanmasının sebebi birer melek olmanız istenmiyor.
olumsuzluk. Evet. Ebedi olarak bir yaşama kavuşmanız istenmiyor. Onun için meyve yasaklandı sizden. Dolayısıyla meyveyi yemeyi heveslendiriyor şeytan. O vesveseyi veriyor çünkü. Evet. Olumsuzluk verdi. O zaman demek ki insanoğlu sınavları başarırsa melek olacak. İnsanoğlu sınavları başarırsa ebedi yaşama kavuşacak. Anlamayacaktı. İşte demek oluyor ki dünya okulu öğrenci ruhların melekliğe yükselme eğitim yeri oluyor. İşte bizim dünya... Bu yükselişte o nefis mertebelerini aşarak mı oluyor hocam? Ve insanlık mertebesini aşmış oluyor. İnsanlık Peki bu insanı kamil mi? Yani mürşidi kamil mi oluyor bu? İşte şimdi onu geleceğim. Eğer bu dünya eğitiminde eğer mümin olma aşamasını başarırsa, ilk beş basamağı aşarsa, hadi konuyu biraz daha kopya vereyim. Beş basamağı bu benim bulduğum beş basamak. Kur'an'dan çıkardığım. İlk basamak Müslüman olmak. Yani Allah'ın tek ilah olduğunu kabul etmek. İkinci basamak. Müslüman olmak, evet. İman etmek. Beş şarta iman etmek. Ve altı dedik, salih ameller gerçekleştirmeyi başarmak. İkinci basamak. Yani Müslüman olmak yetmiyor. Allah'ın nazarında makbul olmak için. İmanlı olmak, iman etmek mutlaka salih ameller gerçekleştirmeyle beraber olacak. Sadece iman ettim demek yetmiyor. Evet. Salih ameller gerçekleştirene Kur'an muhsin der. Yani muhsin olmayı ister. Salih ameller yani Allah'ın yarattıklarına faydalı işler gerçekleştirme. Fayda sağlama. Ona Kur'an salih ameller der. Ve salih amellerin temeli de muhkem kurallara dayanır. Bakın muhkem kurallar yine nereye? Muhkem kurallara geldik. Evet. Bakın gördünüz. İşte evet hocam. Muhkem kurallar temelinde salih amelleri gerçekleştirebilene muhsin der Kur'an. Üçüncü basamak. Müslüman olmak birinci, iman etmek ikinci, salih ameller gerçekleştirir. Muhsin olmak üçüncü basamak. Dördüncü basamak mümin olmak. Yani Müslümansa, muhsin, imanlıysa ve muhsin ise bu kişi mümindir. Ve Kur'an'da Hucurat Suresinin 10. ayetinde nokta noktalar ancak kardeştir der. Kimler bunlar? Nokta noktalar. Dördüncü basamaktaki müminler artık ancak kardeştir der. Halbuki binlerce, 1400 yıldır Müslümanlar kardeştir diye. Evet. Duymuşlar. Kur'an din kardeşliği tanımı vardır ya hani. İşte din kardeşliği Müslüman olan kardeştir demişler. Evet. Ama Kur'an kime diyor? Sadece mümin olan kardeştir der. Müslümanı kardeş kabul etmez. Evet. İman edeni kardeş kabul etmiyor. Muhsin olanı kardeş kabul etmiyor. Dördüncü basamağa ulaşmış olan mümin olan kardeş kabul ediyor Kur'an. Ben Kur'an'ın dışında bir şey söylemem. Evet. Beşinci basamak salih amellerin, faydalı işlerin çoğunluğunu yapmayı başarmış olan ruh insanı kamildir. Beşinci basamak bu. Peki dünyadan mezun olmayı hak edenler kimler? Dördüncü ve beşinci basamaktakiler. Yani dünyaya da mezun olup meleklik görevi hak eden ruhlar, mümin seviyesini hak edenler ve insanı kamil seviyesine ulaşanlardır. Ve bunlar meleklik görevi alma hakkını elde eden dünya mezunlarıdır. Bunlar da ikiye ayrılacak. Dünyadan mezun olduktan sonra ya cennete gidip eğitime devam edecekler. Üst eğitim, yüksek eğitim. Yani liseyi bitirip üniversiteye gidecekler. Cennet o. Eğitime devam edecekler. Veya
eğitime devam etmeyecek, gene cennete gidecek. Ama dünyada insanlara yardım etmek amacıyla yardımcı melek görevi alacaktır. Yani bizim meleklerimiz var ya, hami meleklerimiz var ya, hani dedik öğretmen meleklerimiz oluyor ya, veya ya eğitime devam edecekler, yüksek eğitime veya dünyada başka insanlara rehber, öğretmen olacaklar. Dünya, o zaman insanlara rehberlik ettiklerine göre dünyanın sonuna kadar bu böyle olacak, devam edecek. Bir kısmı, değil mi hocam? Bir kısmı ama. Ruhların bir kısmı. Bir kısmı da ben de eğitime devam edecek diyecek. Yani yüksek eğitime gidecek. Doktora yapacak. Master yapacak. Yani cennet budur. Yani çünkü şöyle düşünüyoruz. O hani mezun olabilenler cennete gittiğine göre, yani melek olabildiğine göre, hani o kısmını da bir önceki adımla bakacak olursak, cennete gittiğine göre, diğerleri dünyada rehberlik ettiğine göre kıyamet koptu mu, kopmadı mı şimdi? Yok, o daha kopmadı. Ha, daha kopmadı. Şimdi mahşerler diyorum ya ben. Gene kafa. Not almıştık. Mahşerler, evet. Yine kafanız karıştı biraz. Mahşerler, evet. Vallahi o öyle yazdım hocam, siz not düştüğünce. Şimdi dolayısıyla bu eğitimdeki hedef ve dinine neden dünyaya yapmışız? İşte meleklik görevi almaya hak kazanmak amacıyla yaratılmışız. Dolayısıyla dünya bir tarladır. Melek elde etme tarlasıdır. Ve biz burada ekiyoruz tohumlarımızı, amellerimizi, salih amellerimizi, imanlılığımızı, muhkem kurallara uyup uymadığımızı ektiğimiz birer üründür, birer tohumdur. Ve onları biz güzel fidanlar olarak yetişip ağaç haline gelince, meyve verince işte oradan dünyadan mezun oluyoruz. Ve KPSS sınavını kazanmış oluyoruz. Memur, meleklik memuriyetini kazanıyoruz. Evet. Hedefimiz bu. Şimdi o zaman bu eğitimdeki hedef öğrenci ruhun nefs derslerinden başarılı olması ve pozitif enerjisini yükseltip negatif enerjisini azaltması. Olay temelinde bu. Şimdi Kur'an'da bildirilen ve din demek olan 440 kural belirledik, muhkem kural. Evet, muhkem kural. İsmiyle İslam dini dedik. Ve Tevrat ve İncil'de de yine ve bildirilen kurallar önceki İslamlar. Onu da özetledik. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili kitabımız da var. Evet. Şimdi yasakları çiğnemek veya yapılması istenen helalleri yapmamak, Kur'an ne diyor? Kur'an günah diyor. İşte günah bu. Yasakları çiğnersen günah işlersin. Yapılmasını istenenleri, Allah'ın bizden dünya hayatında yapmamızı istedikleri kuralları da yapmasak ondan da günah işliyoruz. Ama haramları çiğnerken azap cezalı. Yapmamız istenenlere yapmayışımız günah ama orada puan, olumsuz puan alıyoruz. Aşırı olursa ancak işlediğimiz yapmamız istenenlerin yapmadığımız sayılar çoksa, birikirse günahlar o zaman da o da azaba girer. Ama yasakları çiğnemek azaptır. Şimdi 440'ın kaçı yasak, kaçı haram, kaçı helal diye sormak. Yarı yarıya demiştiniz hocam. Benim? Yarı yarıya demiştiniz. Haramlar, değil mi? Ben de bu kitapta onları açıkladım ben. Şu kitapta. Haramlar 216, 226. Helaller de 214. Toplam 440. Evet. Yani İki tane daha fazla şey var. Haramda. Şeyde Tevrat'ta 201. Muhkem kural. Ha, daha az. Daha az. İncil'de 350. Muhkem kural. Öyle mi? Tabii. Onlar da o kitapta yayınladım. Onlar da gene ayet. Şimdi
dünya okulundan. Dolayısıyla biz tarladan uğraşıyoruz. Ürün ekiyoruz. Ürünün semeresini de ahirete götürüyoruz. Yaptığımız bu. Ahirette de karşılığı hesaplar yapılacak. Mahşerler yapılacak. Ve sorgulanacağız. Peki bizim sorgulanacağımız, sorumlu olduğumuz kitap kim? Kur'an. Kur'an. Biz Kur'an'dan sorgulanacağız. Kur'an'dan sorumluyuz. Peki sorgulanacağımız kitaptan sorgulanmada başarılı olmamız için ne yapmamız lazım? Bu Kur'an. Okumamız, anlamamız. Anlayarak okumamız lazım. Anlamadan okuyacağımız Kur'an boşuna harcanmış zamandır. Ancak duygusal etkilenme olur. Ve hatim iki türlüdür. Kur'an hatmi. Kur'an'ın hatmi anlayarak hatmetmek isteniyor bizden Kur'an tarafından. Ve buna da anlama hatmi diyoruz. Anlama hatmi. Anlamadan, anlamadığımız Kur'an'la Kur'an'ı bitirmek ise sadece duygusal hatimdir. Anlama hatmi değil. O etkileşim oluşturduğu için mi Kur'an ayetleri, Kur'an'ı okumak? Sadece etkilenme, duygusal etkilenme. Hüzünlenme. Çünkü dinimizde Kur'an'da hoşgörü, neşe, sevinç, huzur varken, onu empoze ederken, dinimizi asırlar içinde hüzün dinine çevirmişler. Dinimiz bizim hüzün dini değil. Matem dini değildir. Sevinç dinidir. Allah'a yaklaşmanın sevincini yaşama dinidir. Barış dinidir, hoşgörü dinidir. Kur'an'ın kurallarının temeli budur. Şimdi yani şey korkutma veya söylediğiniz gibi moral bozma, enerjiyi düşürme dini değil diyorsunuz. Korkutma, buna boğma hatta. Hani o kadar bazen nasıl öğretildiğini görüyoruz ki çocuklara. Sevdirmekten ziyade tamamen korkutup kaçırma içeren maddelerle öğretiliyor. Aynen. O yüzden vurgunuz çok önemliydi. İşte, dolayısıyla Kur'an evet. De Allah'ın sevgi olduğunu söyler. Allah'tan korkun demez. Allah'ı sevin der. Peki korku kimden, kim korkacak? Kendinizden korkun der. Allah'tan değil, kendinizden korkun. Kendinizden korkun ne demek? Allah'ın yolunda olmamaktan korkmak demektir. Allah'ın söylediği muhkem kuralları uygulamayacağım diye korku içinde olmak demektir. Korku budur. Korku kendisinden korkmaktır. İşte buna da Kur'an takve sahibi olun der. Bunu da halbuki takve sahibi olmak Kur'an'ın bildirdiği muhkem kurallara uyamama korkusu içinde olmak demektir takva sahibi oluş. Yani kendinden korkma. Şimdi peki bütün insanlar bu meleklik eğitimi için mi dünyaya geliyorlar? Evet. O soru var. Son olarak bitireceğim. İnsanların büyük çoğunluğu %90'dan fazlası dünya eğitimine tabi olmak için ve dünya eğitiminden mezun olup meleklik hakkını elde etmek amacıyla dünyaya gönderiliyorlar. Ve nefs derslerinden başarılı olma bekleniyor. Şimdi az bir kısım insan meleklik öğrencisi ruhların sınavlarında veya ödüllendirmelerinde cezalandırılmaları veya ödüllendirmelerinde veya sınavlarında görevli olarak gönderiliyorlar bazı ruhlar. Az bir kısmı. Şimdi bakın nereye bakacağım işi. Furkan 20. Furkan suresinin 20. ayeti. Ey insanlar, size gönderdiğimiz elçimizden önceki Resuller de sizler gibi yemek yerler, sokaklarda dolaşırlardı.
Gerçekte biz sizi birbiriniz için bir sınav aracı yaptık ki doğru ve yanlış yola hanginizin sapmış olduğunuzu belirleyelim. Ve şüpheniz olmasın ki Rabbin her şeyi en iyi görendir. Şimdi aracı olmak ne demek? Sınav aracı olacaksınız ve siz görevli olarak bir aileye gönderiliyorsunuz. Farkında. Evet. Onu Allah'tan başka kimse bilemez. Bir annesinin karnında bir bebek ölüyor. Günahsız diyorsunuz. Veya evet. İlk yaşlarda, ilk aylarda veya ilk yaşlarda, ilk 5 yaş veya 10 yaşında çocuklar ölüyor. Bunun ne günahı var diye isyan ediyorsunuz. Evet, melek diye ağlıyoruz hatta. Hepsi birer görevlidir. Bunların hepsi birer görevlidir. O etraf geldiği, ailenin geldiği, insanların geldiği, toplumun hatta. Sınavları için görevlendirilmişlerdir onlar. Yani peki neden dünyada kısa kalıyorlar hocam? İşte görevli görevini yapıyor ve bitiyor. Bebek olarak görevini bitiriyor. Erken yaşta çocukları ölen aileye sınav aracı olarak gönderiliyor. Şimdi bir de Allah'ın düzeninde adaletsizlik var diyorsunuz, haksızlık var diyorsunuz, düzensizlik var diyoruz biz zaman zaman. Ama bu düzensizlik veya haksızlık olmadığında bir sefer bilinçaltımız söylüyor bize. Öyle bir şey Allah yapamaz diyoruz. İkilim yaşıyoruz. Şimdi bu da bu halde bedensel veya zeka özürlü doğanlar oluyor. Şimdi onu o geliyor. Evet. Bu sefer kendimize göre yorumlar yapıyoruz. Özürlüğü veya zeka özürlüğü veya bedensel özürlüğü gördüğümüzde vah vah diyoruz. Veya acıyoruz veya biz kendimize göre yorumlar yapıyoruz. İşte halbuki bu insanların doğuşundaki amaç var. Özürlü veya şeyli doğanlar. Bu şekilde dünyaya gelmelerini. Nedir amaç hocam? Onların amacı çektikleri sıkıntılarla tekamül etmek bir amaçtır onlar için. Bir, merhameti, sevgiyi ve fedakarlığı öğrenmek amaçlı ve ailelerini birer sınav aracı olarak olumlu kazançlar sağlayacak amaçlı. Yani bunlar hepsi sınav amaçlı ve görevli insanlar. Boşuna değil onların özürlülüğü. Boşuna değil. Ailesine evet nasıl bir kazanç sağlayacak? Mesela hani ailelerine ses mi gitti hocam ben mi? Donduk, donduk mu? Yok donmadınız hocam. Bir ses gitti ama geldi şimdi. Tamam. Şimdi demek ki özürlülük de bir özürlülüğün de bir hikmeti var. Ve özürlülük doğanlar da görevli kişilerdir bir kısmı. Biz onları da o şekilde düşünürsek o şekilde tolere edeceğiz konuyu. Şimdi şimdi bir şeye bağlayacağım. Bitiriyorum. İsra suresinin 16. ve 17. ayetlerini okuyacağım. Bir ülke halkı... İsra 16-17. Efendim? 16-17. İsra 16-17 hocam. Evet. Evet, onu okuyacağım. Bir ülke halkı olumsuz amelleriyle kendisini yok olma aşamasına getirdiğinde, bakın, bir olumsuzluk, bir ülke halkının çoğunluğu, yarıdan fazlası olumsuzluklar içinde yüzerse, olumsuz seviyeye gelirse puanlarıyla, o zaman o toplumun helak edilmesine karar veriliyor. Ve diyor ki, biz o ülkenin yönetimine helak edilme kararı verilen ama kendilerinin ettiklerinin yerinden eden bulur davası konuştuk ya. Ne evet, evet. Ya, bir halk, bir toplum olumsuzluklarıyla kendi kendine olumsuz puanlarını arttırırsa, çünkü toplumun da bir puanı var. Kişinin de puanı gibi her toplumun da puanı var. Toplu puan. O toplu puanı olumsuzluklar ağır basmışsa çoğunluk tarafından, o zaman
yönetimine o toplumun adil olmayan ve şımarmış kişilerin gelmesine izin veririz der. Ve onlar eliyle o toplumun yıkılmasını sağlar ve o topluma hak ettikleri karşılığı gerçekleştiririz. Biz Nuh'tan sonra pek çok toplumları evet. ve ülkeleri bu şekilde helak ettik der. Helak. Çünkü yani şey gibi mi hocam, işte Lut kavmi gibi ya da şey Pompei gibi mesela. Ama onlar bize birer örnek, onlardan örnek alalım diye yazılmıştır Kur'an'da. Evet. Yani onlar gibi olmayın. Yoksa kendi kendinize zarar verirsiniz ve kendi kendinize helak edilmesine karar aldırırsınız. Yani helak edilme kararını toplumun kendisi aldırıyor ilahi sisteme. İlahi sistem kaderler olarak... O zaman seçime geliyoruz değil mi hocam? Kaderler dediniz ya hani, neyi aynen. seçerlerse onu karşılığında onu yaşayacaklar. Aynen. Özgür toplum irade. Olarak. Evet. Özgür irade. Sorgulayıcı akıl. Eleştirel evet. akıl. Onun için de bunlar hepsi birbirine bağlı. Gördünüz. Ve biz Nuh'tan sonra pek çok toplumları ve ülkeleri bu şekilde helak ettik. Çünkü Rabbin kullarının amellerinin karşılığı olan sevap ve günahları ile ilgili haberlerini en iyi bilen ve görendir. Bitti. Son olarak bir şey söyleyeceğim ve bitiriyorum. Estağfurullah. Bu eğitim sırasında dünya okuluna zarar vermememiz gerektiği de ikaz ediliyor bize. 1400 sene önce Kur'an tarafından. Çünkü dünya okulu okul binası. Biz okul binasında evet. görüyoruz. Eğitim gördüğünüz okul binasına zarar veremezsiniz der. Vermeyin der. Eğer okul binasına zarar verirseniz siz de zarar görürsünüz der. Bakın ayet ne? Rahman suresinin 8. ve 9. iki ayet. Ne diyor? Ey insanlar! Sakın Allah'ın yer ve gökte kurmuş olduğu dengeyi bozmayın. Ve bu dengeliliği titizlikle ve adaleti gözeterek devam ettirin. Dengeyi bozarak da kendinize zarar vermeyin. Ne yaptık biz 1400 yıl önce? Bu iki ayeti hasır altı ettik. İnsanlara anlatmadık. Dünyaya biz zarar vermememiz lazım. Dünyayı korumamız lazım. Kendi evimizdir çünkü. Kendi elimizde evimizi harap etmeyelim. Ama ne yaptık? Göllerimizi kirlettik. Denizlerimizi kirlettik. Nehirlerimizi ağaçları kirlettik. Kestik. Sularımızı kirlettik. Ağaçları kestik. Ormanları yaktık ve talan ettik. Ve hala da devam ediyoruz. Yani. Ve halen akıllanmıyoruz. Evet, akıllanmıyoruz da 1400 önce Kur'an bize bunu ikaz etmiş. Çünkü dünya da hastalanır. Dünya da canlıdır. Ve dünyanın hastalanmasını sebep olan da biz insanlar. Peki dünya hastalandığı zaman nasıl hastalığını belli ediyor? Depremlerle belli ediyor. Hı. Yanardağlarla belli ediyor. Yer sarsıntılarıyla belli ediyor. Sularını göndermemeye başlıyor. Bizi susuz bırakmaya başlıyor. Kuraklık. Tabii kuraklık başlıyor. Onun için de döne döne Kur'an. Ve Kur'an'ı gençlerimize anlatmamız lazım. Kur'an'ın güzelliklerini özellikle gençlerimize tek tek izah etmemiz lazım. Atatürk'ün 1934'te başlattığı bir proje vardı. Bunu döne döne anlatmak ihtiyacını hissediyorum. Ve bu proje Kur'an'ın özüne, dinin özüne dönüş projesiydi. Ama Atatürk'ün ömrü vefa etmedi, bu projeyi gerçekleştiremedi. Çünkü Atatürk büyük bir Kur'an bilginiydi. Kur'an'ı çok iyi biliyordu. Atatürk'ün Kur'an'ı sevdirme projesinin adı neydi hocam? Adı var mıydı projenin? Kur'an'ın özüne dönüş projesi. Ve tamam. Ancak çünkü Atatürk çok iyi Arapça biliyordu. Çok iyi Fransızca biliyordu. Evet. Ve Kur'an'ı anlaya anlaya, not tuta tuta, kenarlarına yazdılar, yaza yaza Kur'an'ı okumuştur Atatürk. Ve Kur'an'ın
Atatürk'ün bütün yaptığı yeniliklerin, devrimsel değişimlerin temeli Kur'an'dır. Kur'an ayetleridir. Kur'an ayetlerine dayanarak Atatürk devrimleri gerçekleştirmiştir. Ve o zamanın... Bu ilhamı nereden almış? Devrimcilik ilhamını nasıl alıyor hocam Kur'an'dan? Kur'an ayetlerinden. Ben size onu tek tek ayet ayet açıklarım. Şu ayetten şu devrim yapmıştır. Bu ayete dayanarak şu devrimleri yapmıştır diye tek tek açıklarım size. O da ayrı bir konu. Hocam çok güzel bir başlıkmış o gerçekten. Tabii. Kur'an, din ve Atatürk. Müthiş. Ve, müthiş, evet. Ve Atatürk'ü anlamak, özellikle Atatürk'ü istismar eden kesimlerin mutlaka Atatürk'ü din yönünden de Kur'an bilgisi yönünden de çok iyi tanımaları gerekir. Ama Atatürk'ün bu projesine o zamanın aydınları sahiplenmediler. O zamanın aydınları Atatürk'ün ölümünden sonra dediler ki, çağdaşlaşma Kur'an'dan uzaklaşmadır dediler. Çağdaşlaşmayı Kur'an'dan ve dinden uzaklaşmadır diye fetva verdiler kendi kendilerine. Tabii ne oldu? Aydınlar Kur'an'dan uzaklaşınca Kur'an kimin eline kaldı? Cahil takımın eline kaldı. Onun için de şu anda benim aydınlara çağrımdır. Lütfen anlaşılır olan, anlaya anlaya okunacak olan Kur'an kitabımıza sahiplensinler. Ve ben size teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Hocam estağfurullah. Son davet Kur'an gösterdiğiniz. Evet. Sizin tercümeniz. Bir kez daha hatırlatayım. Ve bütün yapılan tercüme hataları 1400 yıldır hemen hemen çoğunu düzelttim. Ve burada tercüme hatası pek çok azdır. İnşallah diyorum. 1400 yıldır yapılan tercüme hatalarını düzelterek yazdığını ifade ediyor Gazi Özdemir hocamız. Son davet Kur'an. Elimden geldiği kitabında. Estağfurullah. Elimden geldiği kadar. Çünkü temennim bu Kur'an'da yaptığım tercümelerin de çoğu kişi tarafından okunması, tartışılması, eleştirilmesi ve onlar tarafından da eğer yanlışım varsa düzeltilmesi. Çünkü ben de nihayet bir kulum. Onun için yaptığım yorumların sonunda mutlaka doğrusunu ancak Allah bilir demişimdir. Şimdi o nedenle önerim lütfen aydın kesim ve gençlere anlatmak üzere Kur'an'ın gerçeklerini şey yapsınlar, kavrasınlar ve sahiplensinler Kur'an'a. Çünkü muazzam bilgiler var. Muazzam yol gösterici, muhkem kurallar var. Ve bütün gönlüm sizin başta söylediğiniz muhkem ve müteşabihlerin bilinmesi. Çünkü muhkem ve müteşabihleri bilirsek Kur'an'a canlılık veririz. Yoksa Kur'an muhkem ve müteşabihleri bilmezsek Kur'an'ı dondururuz. 1400 yıl öncesine donmuş vaziyette bırakırız. Halbuki muhkemleri bilirsek, müteşabihleri bilirsek, o zaman Kur'an'ın canlılığını ona iade ederiz. Kur'an çünkü... Çünkü emrettiği gibi yaşarız anlayabildiğimiz için. Aynen. Değil mi? Muhkemlere göre yaşamayı öğreniriz. Ben size teşekkür ederim. Şöyle, ben 1400 yıldır Kur'an'la ilgili olan bilgilerimi zekatını sizler gibi ve sizlere benzerler bana konuşma fırsatı verenler için teşekkür ediyorum. Benim zekatımı vermeyi sağlıyorsunuz. O yönden teşekkür ediyorum sizlere. Bu imkanı sağladınız. Siz davetimize icabet ettiğiniz için, onurlandırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Evet. Tüm burada izleyen dostlarımız adına. Sağ olun, var olun. Allah ilminizi artırsın. Emek veriyorsunuz. Bir bilim insanı olarak Kur'an araştırmalarına yıllarınızı verdiniz. Araştırıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Çok şükür. Allah razı olsun diyelim. Ben size de birkaç soru alalım mı hocam? Uygun görürseniz eğer. Kur'an ayetleriyle ilgili sorular olursa eğer hocamıza yönelteceğim. O yüzden lütfen kirlilik yapmadan, konu dışında soru sormadan, çok hocamıza da daha fazla yormadan
Bu arada özelden siz konuşurken hocam çok fazla, mesela bir tanesini şu anda gösteriyorum örnek olsun diye, çok fazla reenkarnasyon sorusu vardı. Kur'an'da az önce yaptığınız yorumlarla çağrışım yaptı zannediyorum. Hocamız ne der diye sordular. Şimdi Beyza, Yani bu melek olma konusunda o anda ben görüyorum çok daha fazla geldi bu soru. Bu olabilir mi acaba, hocamız ne der diye. şöyle, ben Antakyalıyım, Hataylıyım. Evet hocam. Ve şu anda Türkiye'de reenkarnasyon olaylarının en çok rastlandığı bölge Hatay, Adana ve Tarsus'tur. Öyle mi? Tabii. Diğer bölgelerde neden rastlanmıyor ve bu saydığım üç ilimizde neden sık rastlanıyor? Onun çok nedenlerini araştırdım. Neden bu bölgelerde daha sık, diğer bölgelerde neden rastlanmıyor veya çok nadiren? Çünkü asırlardan beri bu bölgelerde örnekler çok. Ve siz eğer yolunuz düşerse bir medya mensubu olarak oraya, Antakya'ya yolunuz düşsün, ben size derim. Çok istiyorum. Ve İnşallah. İnşallah hocam. Salgını da bir atlatalım. Çok istiyorum. İnşallah. özellikle orada iki yere gitmenizi önereceğim. Bir Harbiye'ye gideceksiniz, bir de Samandağ'a gideceksiniz. Bu iki ilçemizde, birisi beldedir, birisi ilçedir. Bu iki yerde yoğun reenkarnasyon olayları var. Ve o bölgenizde Evet. örneklerini çok çok göreceksiniz. Şimdi ben bu konuyu gündeme şöyle getirmiyorum. Çünkü ülkemizde %80 diyeceğim, %23 vilayettir nüfusu desem, %80 bu konuyu kesinlikle peşinen kabul etmiyorlar. Şöyle kabul etmiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor bir. Arkasından bunun ispatı gerekiyor. Örneklemelerle, örneklerle. Dolayısıyla ispatı için Kıyamet Suresinin 31. ayeti var. Evet. Eğer şey dersek, onu ben tam net olarak size bulacağım. Parmak ucunu bile size, parmak ucunu bile biz tekrar yaratırız der. Evet. Hani o ayeti ben bulayım size. Şimdi Kıyamet Suresi 4. ayet. Orada parmak ucu ile ilgili Oku kitabının 799. sayfasında, orada hemen P harfine baktım ve parmak ucunu buldum. 790 Evet. ayetini de buldum. Kıyamet Suresi 4. ayeti okuyun. Şimdi benim esasında bu konuda bir girişim oldu. Ancak henüz başaramadım. Şimdi reenkarnasyona uğrayanlar genelde aniden kaza neticesi veya öldürülme neticesi ölenler oluyor çoğunlukla. Yani Yani şey mi, tam doğru tanım mı bilmiyorum ama hiç beklenmedik kadar ani ölümler. ani Evet. adli vaka ölümleri. Yani bir nevi ne oluyor? Projenin sekteye uğratılarak ölme. Ani Peki o da kader değil mi hocam? yok işte. Yani o da Müdahale. çünkü özgür iradenin dahil olduğu ve dahil olmadığı püf noktası var burada. Özgür iradeyle alınan kararla gerçekleşen, özgür iradenin dışında ilahi sistemin gerçekleştirdiği bir ayrım var. Şimdi gene iş uzayacak. O konulara girelim. Evet. Şimdi Halifeler, buyurun hocam. dolayısıyla bu ani ölümlerde
Bizde o bölgeler, söylediğim üç bölgede insanlar asırlardan beri örnek verilen karşılaştıkları için 3 yaş öncesinde konuşmaya başlayan, ilk konuşmaya başlayan 1,5-2 yaşındaki çocuklarda hiç anlaşılmayan, o bölgede bölgeyle ilgisi olmayan, bölge dışında kullanılan bir dille çocuklar konuşmaya başlar. Bazıları. Hatırlayanlar önceki yaşamını. Ve bizdeki oradaki anne babalar o çocukları susturmazlar. Sus ne diyorsun demezler. Ne biçim konuşuyorsun demezler. Bilirler böyle olduğunu, öyle mi? Bilirler, Neden? dinlerler ve onu 3 yaşına doğru, 3-4 yaşına doğru o çocuk zaten unutur. Bir önceki yaşamını. Ve normal konuşmaya başlar. Devam eder yaşantısını. Ama diğer bölgelerdekiler, %80 bölgelerdekiler böyle konuşanı o konuşmaya başladığı daha ilk kelimesinde sustururlar. Ne biçim konuşuyorsun derler. Bu nereden çıktı? Ne biçim uyduruyorsun derler. Doğru dürüst konuş derler. Kabul etmek mi, yani duymak mı istemiyorlar? Kabul Bilmedikleri etmek. için ve kabul etmedikleri. Şimdi esasında reenkarnasyon konusu bana çok sorulan sorulardan biri. Ben o konuya neden girmiyorum? Neden? Çünkü reenkarnasyonu kabul etmek de etmemek de dinsel bir konu değil. Yani kişinin dini inancına olumluluk veya olumsuzluk etkisi yapmayacak bir konu. O nedenle ben o konuyu gündeme getirmiyorum. Ama o bölgelere giderseniz, özellikle size tüyo verdim, Harbiye ve Samatya'ya Evet. gidin, sokakta herhangi birilerini çevirin, konuşun, orta yaşlı veya genç de olur, size mutlaka örnek olan bir aileye götürür. Bize konum da gösterdiniz. İnşallah hocam. Sağ olun. Bu Bir arada bir yandan yine sorulara baktım. Size danışılan bir konu var. Hatta şöyle ekrana da getireyim ki. Amin kelimesi soruluyor size hocam. Kur'an'da öyle bir kelime yok. O da amin kelimesi Tevrat'ta ve İncil'de. Şöyle seçtim bir tanesini. Evet. Amin kelimesi orijinal Kur'an'a geçiyor. Tevrat'ta ve İncil'de geçer. Amin yani Allah'ım sen kabul et demektir. Ama Kur'an'da öyle bir kelime geçmez. Peki kullanmanın zararı var mı? Yok. Yani bir nevi Allah'ım sen kabul eyle veya duamı sonlandırdım. Allah'ım sen kabul eyle. Yani sonlandırma ifadesi de olarak kullanabilirsiniz. Şu anda yine Serkan Bey sormuş. Meleklerden bir şey istemek doğru mudur? Yani günah mı, doğru mu diye danışıyor. O özelden de atmıştık biz konuşurken. Tamam. Meleklerden doğrudan doğruya bir şey istemeniz yanlış. Çünkü istek ilahi istek ilahi bir konuyla veya herhangi bir konuyla ilgili yardım istediğiniz zaman ilahi sistemden istemiş oluyorsunuz ve Allah'tan isteyeceksiniz. Eğer Allah dışında başka bir varlıktan isterseniz şirke girersiniz. Peki nasıl isteyeceğiz? Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ım sen izin ver. Benim koruyucu meleğim bana yardım etsin. Allah'ım ama Allah'a yalvarıyorsunuz. Yani Allah'ı önceleyeceksiniz. Ondan sonra onun izniyle benim koruyucu meleğim, koruyucu varlığım bana yardım etsin. Yardım nasıl oluyor koruyucu meleğim? Biraz önce söyledim. İlham fısıltıları göndererek. Çok çok nadiren. İlham. Eğer siz şimdi projenin projeye uygunluk yönünden görevli bazı ruhlar gönderiliyor dedim ya, başka Evet hocam. sınavlarında görevli olsun diye. Bir de esasında meleklik aşamasında ruh düzeyinde olan ama özel görevli olarak gönderilenler de var. Üçüncü görevlendirme şekli dünyaya. İnsan kıyafetinde, insan bedeninde ama esasında o melektir. Ama biz onun melek olduğunu bilemeyiz. Onu da Allah bilir ancak.
İşte peygamberler esasında birer melektir. Ülke kurtaranlar, ülke kuranlar birer melektir. Gibi. Atatürk mü mesela? Atatürk melek midir mesela? Kesinlikle. Atatürk özel olarak Anadolu insanının kurtuluşu ve Anadolu insanının ülke oluşturması, vatan oluşturması için özel olarak görevlendirilmiş bir melektir, bir varlıktır. Atatürk'ün, çünkü Anadolu insanının özelliği var bütün dünya insanlarından. Anadolu'nun özelliği nedir? Köprüdür. Ve Anadolu'nun özelliği her inançta insanları bir araya getirmiş, birlik sağlamış bir ülke, bir yer. Onun için Anadolu'nun ilahi sistemle ilgili değişimde öncülüğü var. Ve şimdi Haç suresinin 78. ayetinde çok, yani size 50 civarında çok faydalı, insanlara fayda sağlaması gerekli olan bilgiler saklanmış ayetlerde. Bilgiler var ama insanlardan saklanmış bunlar. Ayetlerde neden var. Neden saklanmış? Bilinmesi ise mi? Bilinmesi. Hayır, neden? Bilgiler. Bilinmesi istenmeyen bilgiler. İnsanların Kur'an'dan uzaklaştırması projesi var çünkü. 1400 yıl önce yapılan bir proje. Bu yeni değil. Ama halen o proje devam ediyor. İnsanları uzaklaştırmak isteyenlerin projesi halen devam ediyor. Gördük de bazı şeyler söyleyemiyorum çünkü üzülüyorum. Kur'an'da gerçekler bildiğim için. Ve kimlerin yaptığını, 1400 yıl önce kimlerin başlattığını da anlattım ben bir programda. 5 kişi çünkü. Enteresandır. Sanhedrin. Bu kelimeyi biliyorsunuz siz. Şey, cemiyet. Sanhedrin tarikatı, cemiyeti, evet. Sanhedrin cemiyet değil, komisyondur. Ha, komisyonu. Tamam. Tabii. Ve Sanhedrin komisyonu 70 kişiden oluşur. Hala komisyon toplanıyor değil mi hocam? Bugün hala aktif. Tabii Hazreti Musa zamanında kurulan bir komisyondur. Evet. Ve Hazreti Musa'dan beri olan bir komisyondur bu. Ve halen de İşte o Sanhedrin'den 4 kişi. Bir de Hristiyanlardan da bir papaz. 5 kişi. Onlar başlattılar. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra. Ve onların o zaman başlattıkları anlam ilaveleri, tercüme yanlışlıkları o zamanın tefsirlerine girdi. Oraya yerleştirdiler. Ve o zaman yapılan 3 tane tercümeye yerleştirdiler. Fransızca, İbranice, Süryanice tercümelere yerleştirdiler. Kur'an'a dokunamadılar çünkü. Kur'an'ın bir kelimesini bile değiştiremediler. Ama çok anlamlı Arapça kelimelerin toplumda kaosa neden olacak anlamlarını koydurttular. İlk konulan tefsirler olduğu için de o tefsirler dokunulmaz kabul edildi ondan sonraki asırlarda. Ve çok mutlak doğru olarak kabul edilerek bu devam etti. O tefsirler. Çünkü ilk tefsirlerdi. Yani Arapça'da Türkçe gibi eş sesli olduğu için, birden fazla anlamı olduğu için. Anlamlı. Diyorsunuz ki kasıtlı olarak. Özel örneğin dövün kelimesi. Nisa suresinin 34. ayet. Darp edin, dövün. Evet. İlk başta söyledim. Turbuhunna kelimesi 9 anlamlı bir kelime. Sen 8 anlamlasını hasır altı ediyorsun. Dövün kelimesini ön plana çıkarıyorsun. Tek onu kullanıyorsun. Niye? Aslında ne? Peki ne hocam orada kastedilen? 8 tane anlamlısı var. Anlamı vardır bu örnek kelimesinin. İndirim var, bitirim var, boşaltım, boşayın var, sonlandırın var, kapatın var, örtün var. İşte Nisa suresinde tettürde var mesela, durbuğunla kelimesi aynı. Örtün. Neyi örtün? Göğsünüzü, memelerinizi, koyunlarınızı örtün. Emir bu. Muhkem kural o. Muhkem kural. Ve bir de anlam verirken Kur'an'ın ruhuna ters gelmeyecek kelime. Verdiğiniz anlam. Onun için ben bu Kur'an'ı tercüme ettiğim dönemde 5 senemi aldı bu. Ve tercüme ettiğimde bir kelimenin
çok anlamlı olan bir Arapça kelimenin Türkçesini hangi kelimeyi kullanmam Kur'an'ın ruhuna uygundur diye bir hafta 10 gün düşündüğüm oluyordu. Çünkü bunu tercüme etmek büyük bir sorumluluktur. Evet. Ve büyük bir vebaldir. Ve toplumda kaosa neden olacak anlam vermeye hakkımız yoktur. Onun için tercüme edenlerin mutlaka dikkat etmesi lazım anlam verirken. Çünkü amaç zaten bir yandan da Kur'an'ı sevdirmek diye defalarca vurguladınız ve diyorsunuz ki sen Hedin'de zaten Kur'an'ın uzaklaştırma yolunda kararlar alındı ve adımlar atıldı. Evet, ve 1400 Tam yıl tersi. O adımlar 1400 yıl önce başlayan o adımlar halen devam ediyor. Halbuki Haç suresinin 78. ayeti bilgisi saklanan ayetlerden biridir. O bilgi saklanan bilgi nedir biliyor musunuz? Nedir? O ayette Kur'an, İslam'ın örnek olma sorumluluğu, görevi Hazreti Muhammed ve Kur'an'a iman eden ümmete verilmiştir. 1400 sene önce. İslam dininin örnek olma görevi. Bakın, Haç suresinin 78. ayeti. Peki bunu yaptık mı 1400 yıldır? Örnek olduk mu İslam? Yani, hele gidin, yani tamam bir burası yani Türk toplumu için de öz eleştiri yapalım ama hani Kur'an-ı Kerim indiği için söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne filan hani hem siyasi yaklaşımlarına hem de bireysel olarak yaşayış biçimine baktığınız zaman hiç de temsil ettiğini görmüyorsunuz. Şu anda biz örnek miyiz? Biz de değiliz. Biz de değiliz. Bu bilgiyi bilmediğimiz için. Halbuki Kur'an bize okumayıp araştırmadığımız için anlamadığımız Kur'an bize bu görevi 1400 yıl önce vermiş zaten. Ey Kur'an'a iman edenler, ey Hazreti Muhammed'e iman edenler, inananlar, İslam dininin örnek ümmeti siz görevlisiniz artık diye bize bu görev verildi. Haç suresinin 78. ayeti. Ama saklandı bu 1400 yıldır bu görev verildiği. Onun için kimse bilmiyor biz görev olduğumuzu. Görevli olduğumuzu anlatmıyorlar. Ben döne döne anlatmaya çalışıyorum. Ayette var çünkü. Net. Câsiye suresinde bizim de var. Görevli olduğumuz yani Türk toplum Türklerin görevli olduğu mu? Türkler değil. Kur'an'a iman edenler. Bütün Kur'an'a iman edenler. Hazreti Muhammed'e iman edenler. Bütün iman edenler. Belli bir ırk değil. Hazreti Muhammed'e ve Kur'an'a iman edenler bundan sonra siz İslam dininin örnek ümmeti olmaz sorumluluğundasınız diye bize görev veriliyor. Bakın bu görev veriliş 1400 yıldır bu Kur'an'a iman edenlere anlatılmamış. Hazreti Muhammed'e iman edenler anlatılmamış. Evet. Ve Bakara suresinin 47'sinde de geçer. Ona üzülüyorum. Ve 50 aynı şey, evet. 50 ayete yakın ayet çıkardım. Bilgisi gizlenen ayetler. Hangi bilgiler gizlemişler? Aynı şey mi var? Yani sorumluluğumuzun gizlenmesi mi söz konusu? Yine aynı konu aynı mı bahsettiniz? Sorumluluk, gizlenen ayetler. Kur'an'ı öğrenme sorumluluğu. Kur'an'ı anlama ve ona uyma sorumluluğu. Ve başka ırklara, inanmayanlara da örnek olma sorumluluğu. Peki bunu yerine getirmek için ne yapmamız lazım? Kur'an'ı anlayacağız ve Kur'an'ın muhkem kurallarına göre yaşamaya başlayacağız. Örneklik yaşamayla. Hazreti Muhammed nasıl örnek oldu? Kur'an'ın canlı uygulayıcısı olarak örnek oldu. Çünkü bütün peygamberlere verilen ana görevlerden birisi onların zamanında indirdikleri kurallara örnek olma sorumluluğu verildi peygamberlere. Hazreti Muhammed'e de o örnek olma sorumluluğu var. Ayetleri okurum size ben. Yani ben kendim söylemiyorum. Ayetler söylüyor. Ve dikkat ederseniz daha saat 9'dan beri ben ayetlere döne döne ayetlerle gidiyorum. Evet. Her söylediğinizi ayetlerle gidiyorsunuz. Zaten yayından önce de söylemiştiniz. Kendim bir şey söylemiyorum. Belgeli. Ve ben
Kur'an en büyük belge olan kitap Kur'an'dır diye ben 50 yıldır, 55 yıldır bundan uğraşıyorum. Bu belgeyi kavramak üzere. Ve çok şükür sizler gibi, sizin gibi sonuçlar sayesinde de fırsat oluyor. Gençlere özellikle benim hedefim Müslümandırlar. Deist olanlar imanlı yönelsinler. Muhsin olmayı belki farkında olmadan da gerçekleştiriyorlar. Ateistlerin bir kısmı da muhsindir, haberleri yok. Deistlerin de bir kısmı muhsindirler, haberleri yok. Kendilerinin ama de haberleri yok değil mi? Kur'an'dan bilgisi olmadığı için bağdaştıramıyor. Yani ateist nasıl muhsin olur? Onu anlatırım. Ateist nasıl muhsin olur? Evet yani tabii bağdaştırmak zor oluyor ama demek ki bilmeden, farkında olmadan aslında muhsin olabiliyorlar. Muhsinler esasında. Farkında değil. Ateistler de, deistler de. İnancı olmayanlar da muhsin olabiliyor. İşte o beş basamak var ya. Evet. O üçüncüsü muhsinlik. O ne, nasıl olacak? Bunlar hepsi esasında yükselmenin merdiveni beş basamaklıdır diyorum ben. İnsanın kamilliğe ulaşmak. Yani bu beş basamak, yani en azından beş basamağı tamamlamak çok daha belki yüksek bir iddia olur ama. Dördü de yapsa yeter. Öyle de mi olabilir? Onu soracaktım mesela bir ateist için. Ben ne dedim biraz önce? Muhsin, mümin olan ve insanı kamil olan mezun oluyor o dünyadan. Mümin olan iyiyle, ortayla mezun oluyor. İnsanı kamil pekiyle, takdirle mezun oluyor. Diye benzetme yapıyorum. Evet. Kendim söylüyorum. Nefsi emmare ateisttir yazmış Mehdi Erik Hareketi. Bu arada Mukaddes Pekin Başdil hanımefendi de izliyor bizi. Herhalde yayını bitti, geldiler sağ olsunlar. Merhabalar, evet. İyi akşamlar. Evet, Mukaddes Hanım. Eğer duyarsanız beni görüşeceğiz nasıl olursa. Ayın 25. Evet, evet. Ayın 25'inde kısmet olursa Mukaddes Hanım'la beraberiz. Ama henüz konu belirlemedik. Bakalım ne konuşacağız. Benim şu anda dağarcığımda 200'e yakın konu var. Kur'an temelli. Hocam bugün ben not aldım. Bana da çok güzel konu başlıkları hatırlattınız. Kopya bana ver. Kısmet olursa, eğer çakışmazsak, benden önce yapmazsanız sevgili İlkay'la veya Mukaddes Hanım'la bir şekilde, ben de sıramı bekler. Yine inşallah size o başlıkları hocam o gün yayında not almıştım. Bakıyorum bu süreçte de konuşmadınız diye sizden rica edebilirim. Talepkar olabilirim müsaadeniz olursa. Hedef Kur'an'daki gerçekleri aktarmak. Evet. Bütün hedef o. Gerçekleri aktarmak, gerçekleri, güzellikleri. Ve Kur'an korkulmadan açılacak bir kitaptır. Çünkü Müddessir suresinin 49-50. ayeti Kur'an'ı korkarak açan aslandan eşek gibidir der. Kur'an'ı korkarak açan, günah işleyeceğim diye endişeyle açan kişi bir aslandan kaçan eşek gibidir der. Kur'an'dan korkmayacaksınız demektir o. Öyle öğretildiği için, dokunmaya korktuğumuz için belli fiziki bir takım eylemleri yerine getirmeden, kadınların mesela özel günleri, bunun saygı olduğunu biliyoruz, anlayabiliyoruz ama o kadar çok hani yaklaşılmaması yönünde uyarı var ki. Öyle öyle yapıştırıldı zamanında. Evet. Ve öyle şeyler yapıştırıldı ki, ve o yapıştırılan şeylerin ana hedefi inananların Kur'an'dan uzaklaşmasını sağlamak. Ve Kur'an'a inananların sayısını artmasını engellemek. Bakın, Kur'an'a iman edeceklerin sayısını azaltmak ve Kur'an'ın içindeki güzellikleri, insanların faydalanacakları bilgilerin öğrenilmesini engellemek. Hedef bu. İşte bu hedefi o hedefi anlayalım ve Kur'an'a sahiplenelim. Aydınlar lütfen. Evet, peki.
Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Gördük sizi. Allah Estağfurullah. yeminizi artırsın. Çok teşekkürler paylaştığınız Ben için bu akşam bizim. öğleden sonra bir de hasta muayene ediyorum. Öyle mi? Siz İyi. iyi ki ben sizi gündüz rahatsız etmemişim. Akşam yayından önce aramıştım. Devam ediyorsunuz yine. Yarın da mesela aynı şekilde muayenelerinize devam edeceksiniz. Öğleden sonra saat 1 ile 5 arasında hasta muayene ediyorum. Bir merkezde. Hastalarınıza Onun şifa için olmadı vesile. sesim kısılıyor belirli süre sonra. Allah razı olsun. Çok ben bile sizden daha çok su içtim hocam. Yani siz hiç içmeden onu farkındayım. Çok boğazım kuruyor. Ben çok su içtim. Siz hiç içmeden yayını tamamladınız. Hakkınızı helal edin. Konsantre olmak zorundayım da ondan. Evet, yani sanki niyetli birinin önünde içermiş gibi siz konuşurken hiç ara vermeden ben her sorudan sonra su içerken hicap duydum. Hakkınızı helal edin. Fark etmedim. Fark etseydim ben de su içerdim. Aynalama yapamamışız. Hocam çok teşekkürler. Sizi tanımak benim için çok onurdu. Diyorum. Sağ olun. Böyle teşekkür mesajları da bir yandan geliyor. İzleyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Hayırlısı. YouTube kanalında ben kitaplarınızın Aydın Bey de yardımcı olacak. Kitaplarınızın kapaklarını da orada paylaşacağız. Okumamış olan benim de zaten siparişim yetişir herhalde artık bu hafta. Okumamış olan kitap severlerin, okurların, hocamızı takip edenlerin de Şira yayınlarıydı değil mi hocam? Kitapların gelirlerinin nereye gittiğini biliyorsunuz. Hadi paylaşalım hocam tekrar. Kitapların Ben teşekkür biri şu anda 8 kitap bütün kitapçılarda. Bu 8 kitabın bütün geliri Eskişehir Tıp Fakültesi öğrenci bursuna gider. Çünkü rahmetli benim eşim, ilk eşim 99 yılında onlara. trafik kazasında vefat etti. Profesör Doktor Necla Özdemir. O da göğüs hastalıkları hocasıydı. Onun adına biz iki tane çocuğumuz var. Üç kişi biz aile vakfı kurduk. Annelerinin adına, eşimin adına ve onun adına biz Eskişehir Tıp Fakültesi'ne vakıf olarak bu kitapların geliri ve kendi katkılarımızla burs veriyoruz. Yani Allah razı olsun. kitapların geliri bana ait değil, vakfa aittir, öğrenci bursuna aittir. Onun için kitapların alınması için ben pisboğazlık yapıyorum bazen. Reklam gibi bir şeyler. Çok iyi yapıyorsunuz. Estağfurullah. Ama En güzel tanıtmayı en sevdiğimiz şey kitap zaten. Hele böyle hayırlı işlere vesile olacaksa ne mutlu. Görev adedir. hedefim öğrenci sayımızı arttırmak. Burslu öğrenci sayımızı, çünkü gelirimiz vakıf gelirinin ne kadar artarsa öğrenci sayımızı ve verdiğimiz burs miktarını da arttırma avantajı elde edeceğiz. Hayırlısı inşallah. Kısmet. İnşallah, inşallah. Hocam sağ olun, var olun tekrar. Çok teşekkürler. Konuk önerilerini lütfen DM'den atın. Hocam çok teşekkürler tekrar. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Seyreden herkese... Hakkını helal etme konusunu ayrı bir Tamam, konuşalım. de Her kelimemden bir konu çıkıyor. Ne kadar bereketli, verimliymiş sizinle yayın yapmak hocam. Hakkını helal etme. İnanın böyle her taraf böyle arkalı önlü notlar. Burada defter ayrı. Her söylediğinizi ben not alıyorum. Hakkını helal etmeyi de konuşalım. İnşallah. bu sizin ciddiyetinizi gösteriyor. Hocam ne demek? Saygıyla her zaman. Yani bir harf öğretene 40 yıl kölesi olunmaz mı? Size her söylediğiniz ders niteliğinde. Sağ olun tekrar. İyi Çok akşamlar. teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese sevgiler. Seyrettiğiniz için sağ olun, sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Thank you.